Efendim günaydın. Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. 31 Mart tarihini geride bıraktık. Türkiye tarihi bir yerel seçimi geride bıraktı. Ve 1 Nisan 2024 günündeyiz. Pazartesi günündeyiz. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün diliyoruz. Herkese, tüm Türkiye'ye bugün başlığımızda şaka değil. En baştan hemen başlığımızda hatırlatmış olalım. Sosyal medya adreslerimizi görüyorsunuz. Dün gece Türkiye'nin sonucunu birlikte konuşalım da istiyoruz aynı zamanda. 2019 tarihi, 2019 Mart seçimleri ve nasıl bir Türkiye haritası vardı? Şimdi karşımızda nasıl bir harita var? Önce 2019, bakın Türkiye genelinde belediye başkanlıkları, yerel seçim ve aslında sahillere sıkışmış bir Cumhuriyet Halk Partisi ittifakla girilen bir yarış. Eskişehir'de, Ankara'da, Bolu'da, Kırşehir'de, İçeri'de bu şehirlerde alınmıştı. İstanbul alınmıştı. 2019 tarihinde İstanbul'un seçim sonucu ikna etmeyince AK Parti'yi Haziran ayında bir seçime daha gidilmişti. Peki 2024 31 Mart tarihi. Bakalım karşımızda nasıl bir Türkiye haritası var? İşte görüyorsunuz sizler de Anadolu Ajansı'na göre sandıkların %99,8'i açıldı ve işte Türkiye haritası. İstanbul'da, Tekirdağ'da, Edirne'de, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Afyon, Denizli, Burdur, Antalya, Muğla, Aydın, İzmir, Manisa, Mersin, Adana, Hatay son anda döndü ve Hatay'da da tartışmalar devam ediyor. Giresun, Amasya, Kastamonu, Sinop, Artvin, Ardahan görüyorsunuz Türkiye'nin nasıl da kızardığını Kırıkkale ile Kırşehir ile birlikte bütün illere birer birer bakacağız. Sonra AK Parti'nin hangi şehirlerde oyları arttırdığına, hangi şehirlerde oyların azaldığına, liderlerin performansına, İyi Parti'nin performansına, Yeniden Refah Partisi'nin performansına bakacağız. Fakat en önemli seçim, özür dilerim, neredeydi? Mesela en çok kabine üyelerini nerede gördü Türkiye? İstanbul'da. 2019 yerel seçimleri Ekrem İmamoğlu kazanmıştı ama 2019'da İstanbul'un rengi daha çok sarıydı. Belediye meclisi yine AK Parti'nin üstünlüğü ile sonuçlanmıştı. Şimdi bir kez daha bakalım mı İstanbul'a? Bakın 2024 seçimleri ve İstanbul'un nasıl kıpkırmızı hale geldiği. Dönelim 2019 Ankara'ya bakalım. Ekrem İmamoğlu da Mansur Yavaş da belediye başkanlığını kazanmamız yetmez. Bizim aynı zamanda belediye meclisinde de üstünlüğü elde etmemiz gerekiyor ki bizi topal ördek pozisyonunda bırakmayın. Öyle denilmişti 2019'da ve şimdi bakın bu 2019'un haritasıydı. Bakalım mı 2024'de Ankara'nın rengine? İşte Ankara'nın yeni rengi bu şekilde. İstanbul'da yok canım o kadar da değildir dedirten anket sonuçları vardı. İstanbul'da yarış nasıl sonuçlandı? Şöyle bir yavaş yavaş gelelim. 2019'un yerel seçimlerini alalım buradaki ekrandan ve diyelim ki İstanbul'un seçim sonucu gelsin buradaki ekrana. %12'lik bir farktan söz ediyoruz. İstanbul'da Anadolu Ajansı sandıkların %100'ünü açtığında Ekrem İmamoğlu %51,9'luk oy oranına sahip olurken rakibi Murat Kurum ki ittifakın adayı %39,59 oy aldı. İstanbul'da %12'lik fark var. Ankara'da Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok ne kadar oy aldıysa o kadar fark attı. Ankara'ya baktığımızda gelsin Ankara'nın sonucu da Mansur Yavaş %60,35 oy oranına sahip olurken Turgut Altınok %31,69'luk bir oy ile tamamladı 31 Mart 2024 yerel seçimlerini. 1 Nisan itibariyle ilgili artık hani ne konuşulacak Türkiye, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ne mesajlar verdi hepsine bakacağız. Bir dün geceye gidelim. Türkiye ve Türkiye'nin yerel seçim nabzı nasıl attı? Haberimizle başlasın Çalar Saat. Bu ne güzel Türkiye! Bu ne güzel Türkiye! CHP artık %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. Maalesef yerel seçim imtihanından
istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadı. Türkiye sandık başına gitti, yerel yöneticilerini seçti. CHP oyların %37,7'sini, AK Parti %35,5'ini aldı. CHP 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti kurulduğu 2001'den bu yana ilk kez ikinci parti konumuna geriledi. CHP artık Akdeniz ve Ege kıyılarında değil, Türkiye'nin her köşesinde vardır. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mali idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. 31 Mart mahalli idareler seçiminde millet son sözünü söyledi. Pek çok il bir önceki seçime göre tercih değiştirdi. Sözümüze değer veren Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Bursa'da, Trakya'da, tüm büyük şehirlerde sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. Herkesin merakla takip ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise seçmenin tercihi bir önceki seçimde olduğu gibi yine CHP oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a yaklaşık 12 puan, Ankara'da Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok'a 29 puan fark attı. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli Büyükşehir Belediyelerinde CHP'li belediye başkan adayları seçildi. 14'ü büyükşehir, 35 ili kazanan CHP seçimin galibi oldu. AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde seçim yarışını önde kapattı. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Size söz veriyorum. 2. yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini İktidar yapacağız. Yerel seçimde CHP ve AK Parti %6,2'lik oyla yeniden Refah Partisi takip etti. DEM Parti %5,68'lik oyla 4. Milliyetçi Hareket Partisi %5'lik oyla 5. İYİ Parti ise %3,8'lik oyla 6. parti oldu. DEM Parti 3'ü büyükşehir 10 ilde, yeniden Refah Partisi 1'i büyükşehir 2 ilde, MHP 8 ilde, İYİ Parti ise 1 ilde seçimi kazandı. Hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Tarihi bir gecenin sabahı, bir kez daha söyleyelim. Cumhuriyet Halk Partisi 1977 yılından sonra girdiği bir seçimde ilk kez o seçimi birinci olarak tamamladı. Önemli bir nottu, aktarmış olalım. AK Parti 2002 senesinden beri girdiği seçimlerde ise ilk kez ikinci parti oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle kalelerini kaybetti. Belki bunu söyleyebiliriz. Türkiye haritasından birer birer illere bakacağız. Lütfen bizim ilimizi de gösterin diyen izleyicilerimiz varsa onlar da yazıp göndersinler. Bugün başlığımız şaka değil. Peki bu sonuç ortaya neden çıktı? Türkiye İttifakı'ndan mı çıktı? Yoksa emekliler mi acaba sandıkta bir sarı kart göster? Ya da kademeli emeklilik bekleyenler, hayır çıkmayacak denilmişti mesela kademeli emeklilik. Onların tercihi, onların itirazı mı belirledi? Gençler mi aslında 31 Mart seçimine damga vurdu? Buna dair notlarımız hem var hem de sizin de görüşlerinizi, düşüncelerinizi merak ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün geceyi ve bu ortaya çıkan Türkiye haritasını irtifa kaybı olarak nitelendirdi. Onun da notunu paylaşalım. Balkon konuşması, zafer konuşması adına her ne derseniz. O konuşmayı yapan bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel'di. Ekrem İmamoğlu ceketini çıkarttı, kolları sıvadı, kravatını çıkarttı. Böyle bir konuşma gerçekleştirdi. Mansur Yavaş'ta etkili, çarpıcı çıkışları oldu. Dün akşam 31 Mart seçimi gecesinde %30'a yakın bir fark attığı gecenin sonunda. Sonra İstanbul'da %12'lik farktan söz ediyoruz. Bir kez daha altını çizelim. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yine İzmir'de rahat kazandı. İstanbul'a baktık, Ankara'ya baktık. Hemen bir İzmir'in sonucunu da getirelim ekranlarınıza. İzmir'de konuşmuş olalım. Bu arada Özgür Özel oylar
sayılırken daha zafer konuşmasını yaptı. Az önce sizler de duydunuz. Seçmen bütün renklerimizde Türkiye Cumhuriyeti dedi. Cumhuriyet Halk Partisi artık %25'lik tavanı kırmıştır, tuzla buz etmiştir, yeni başlıyoruz dedi. İyi Parti'nin oyları erirken Yeniden Refah Partisi bu seçimde 3. parti olma başarısını da sergiledi. 2'yi kazandı Şanlıurfa ve Yozgat. Peki Mayıs'ta değil ama 2024 Mart'ında deprem bölgesi nasıl bir karar verdi? Birazdan onu da konuşacağız. İzmir'e bakalım. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Anadolu Ajansı sandıkların %99,7'si açıldı. Cemil Tugay kazandı, rahat kazandı, %48,90'la. Bazı anket şirketleri başa baş gösteriyordu İzmir'i. Böyle bir yarış olduğunu söylüyorlardı. Burada yine 11 puan kadar fark olduğunu söyleyelim. Hamza da AK Parti'nin adayı. Hamza da logosunu dahi kullanmadan, AK Parti'nin logosunu dahi kullanmadan bir kampanya dönemi geride bıraktı. Aradaki farkı görüyorsunuz. İzmir'in ilçeleri nasıl bir renge boyandı? Ona dair notlarımız da var. Yalnız deprem bölgesine gidelim mi diyor yönetmenimiz Hilal. Hemen bir bakalım deprem bölgesi Mayıs seçiminde kararı neydi? Gördüğünüz ortaya çıkan tabloyu ama Mart seçiminde bir sarsıntıyı yaşattı AK Parti'ye, onu söyleyebiliriz. Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Hatay. Hatay'da bu arada yarış bitti mi bitmedi mi itirazlar da var. 4000 kadar oy ile sonuç değişti. Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye döndü. Bunun notlarını paylaşacağız. Şanlıurfa Yeniden Refah Partisi kazandı. Diyarbakır DEM Parti'de Kilis, Osmaniye ve Adana sonuçlarını da görüyorsunuz sizler de. Burada Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis'in AK Parti'nin elinden gittiğini söyleyebiliriz. Şimdi Hatay'da ne oluyor, ne yaşanıyor? Hemen buna dair notumuz da gelsin. Rakibimiz kazandığını iddia ediyor ama biz sandıkta aldığımız bu seçimi algılara heba edemeyiz. Öndeyiz ve seçimi kazanıyoruz. Hiç kimse bu konuda bir kusuya düşmesin. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde doğrudan Hatay valisinin müdahil olduğu bir usulsüzlük, bir milli irade gaspı söz konusudur. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik. Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Nefeslerin tutulduğu Hatay'da seçim yarışında sandıkların %100'ü açıldı. Anadolu Ajans'a göre AK Parti oy oranını %44,47'ye çıkardı. Özgür Özel hile yapıldı diyerek Hatay valisini direkt suçlarken AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk zafer konuşması yaptı. Allah'ın izniyle bu Hatay'ı yeniden bizden ayağa kaldırdı. En tartışmalı illerden biri deprem bölgesi Hatay'dı. Lütfü Savaş yeniden Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilmesinin ardından tepkilerin, eleştirilerin hedefi olmuştu. Yeniden girdi seçimlere. Rakibi Öntürk'le bir süre baş başa gittiler. Hatay ve Çorum'da başa baş bir yarış devam ediyor. Dikkatle takip ediyoruz. Bu illerimizde sayımın uzama ihtimaline karşı o illere yönelik milletvekili görevlendirmelerimiz olacak. Sandıkların %100'ü açıldı. Anadolu Ajansı'na göre Öntürk Savaş'tan 3912 oy daha fazla aldı. Özgür Özel, Hatay valisi Mustafa Masatlı'yı halkın oylarını gasp etmekle suçladı. Oyların peşine düşeceklerini açıkladı. Çok sayıda milletvekilimizi görevlendirdik. Hatay halkının iradesine sonuna kadar sahip çıkacağız. Lütfü Savaş'ta 8 bin oy önde olduklarını iddia etti. 168 tane sandık önde. Biz 8 bin küsur öndeyiz. Nasıl kazandıklarını, yönettikleri anlamış değiliz. Bütün arkadaşlarımıza ekip olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Hatay'da en çok tartışılan isimlerden biri de Gökhan Zan. Tipin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Zan'ın hakkında çıkan rüşvet iddialarının ardından adaylığı düşürüldü. Şantaja uğradığını, telefon görüşmesinin de sahte olduğunu söyleyen Zan savcılığa başvurdu. Seçimlere de bağımsız aday olarak girdi. Gökhan Zan Hatay'da oyların %2'sini aldı. Şimdi AK Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin performanslarına bakalım. Kaç ilde oylarını arttırdı, kaç ilde oyları azaldı? İki parti için, diğer partiler için de böyle bir hesaplama yapabileceğiz. AK Parti 9 ilde oylarını arttırdı, 63 ilde ise oylarının azaldığını Türkiye genelinde haritaya baktığınızda 63 ilde
AK Parti oy kaybetti ve zaten bu yüzden de Cumhurbaşkanı Erdoğan bir irtifa kaybı olarak nitelendiriyor dünkü seçimi, 31 Mart yerel seçimlerini. 9 il ise karşılaştırılamıyor çünkü işte 2019 seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi desteklenmişti. AK Parti için durum bu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakalım. 36 ilde Cumhuriyet Halk Partisi oylarını arttırırken 21 ilde oylarının azaldığına tanıklık ediyoruz. 24 il 2019 seçimlerinde İYİ Parti ile bir ittifak vardı. 24 ilde bunun kıyaslamasını, karşılaştırmasını yapamıyoruz. Ama bakın buyurun, yanıp sönen iller var. Hala yanıp sönüyor bu illerde. Balıkesir, Bursa, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli, Afyon, Zonguldak, Bartın. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un memleketi. Haberin yok. İstanbul'da seçimi kaybediyorsun diye Ekrem İmamoğlu'na seslenmişti. Bartın memleketi Yılmaz Tunç'un. Birazdan konuşuruz. Kastamonu, Kırıkkale ve bu şehirlerde Giresun aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönmüş olan şehirler. Amasya'yı da hatırlatalım. Kırklareli gitti geldi, bıçak sırtı bir yarış devam etti. Kırklareli'nde buraya dair notlarımızı da paylaşacağız. Şöyle yapalım. Hem Balıkesir hem Bursa diyelim, fikrini değiştiren şehirler buraları. Balıkesir, Ahmet Akın, Yücel Yılmaz. Ahmet Akın %51,10 oy alarak Balıkesir'de Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi Balıkesirliler tarafından. Yücel Yılmaz AK Parti'nin mevcutta belediye başkanıydı ve yeniden aday gösterildi. Kurt kışı atlatır ama hani o ayazı da unutmaz diyerek seçmene de iş dünyasına da sert de mesajlar göndermişti. Peki Balıkesir, Balıkesirli bu cümleden sonra fikrini değiştirdi mi? Değiştirmedi. Kurt kışı nasıl geçirdi ya da nasıl geçirmedi, bununla ilgilenmedi. Kendi geleceği, kendi şehriyle ilgili bir karar verdi. Balıkesir'in rengi sarıdan kırmızıya döndü. Bursa'ya bakalım. Ali Nur Aktaş, Mustafa Bozbey arasında yarışın geçeceği bekleniyordu. Ama farkın bu kadar olacağı açıkçası çok beklenmiyordu. Mustafa Bozbey rakibine 11 puan fark attı. Bursa yine renk değiştiren şehirlerden birisi oldu. Şimdi gelelim tekrar haritaya bakalım. Manisa, Özgür Özel'in memleketi ve Denizli yine senelerdir AK Parti tarafından yönetilen iki il. Şöyle yapalım, hem Manisa'ya hem de bir Denizli'ye gidelim. Bu şehirlerdeki renk dönüşümü nasıl ve hangi oranda gerçekleşti? Bunun da notlarını paylaşalım. Ferdi Zeyrek, Manisa'da tanınmış, saygıdeğerde bir ailenin evladı bir Ferdi. Dolayısıyla bu nedenle de Manisa'da destek gördü. Cumhuriyet Halk Partisi'nin vaatleri de yine Manisa'da karşılık buldu. Özgür Özel'in memleketinde Cengiz Ergün sokağa çıktığında, çarşı pazara çıktığında, pazara çıktığında şunu söylemişti Manisalılar. Su parası çok pahalı. Neden böyle? Ya da işte kıraathaneye gittiğinde seçmenle tartışmıştı. Neticesi ne mi oldu? %57,21 Ferdi Zeyrek böyle bir oy aldı. Manisa'da Cengiz Ergün ise %29,74'te kaldı. Lütfen dikkatten kalkmasın. Burada bu listede AK Parti'yi görmüyorsunuz. AK Parti ve MHP'nin adayı olarak girdiği yarışta %30'u alamadı mevcut belediye başkanı. Denizli'ye gelelim. Denizli çiftçiliği bilirim, esnaflığı bilirim, sonra ticareti bilirim, insanları bilirim diyen bir isimdi Bülent Nuri Çavuşoğlu. %48,4'lük bir oy oranına kavuşurken Osman Zolan AK Parti'nin ve MHP'nin desteklemiş olduğu isimdi. %38,86'da kaldı. Denizli için, Manisa için tablo bu şekilde. Peki Özkan Yalım, kendisini burada da ağırlamıştık. Göreceksiniz, Uşağı alacağız demişti. Sonra Afyon, Karahisar, Kütahya sürpriz yapan şehirler arasındaydı. Uşak ve Afyon. Hemen bir bakalım. İşte Uşak'ta katılım oranı %81'lerdeydi. Sandıkların tamamı açıldı. %40,88'lik bir oy oranıyla Özkan Yalım iddia ortaya koymuştu, kazandı. Mehmet Çakın %24,31 ile ikinci sırada kaldı. İYİ Parti'nin, MHP'nin yine burada adayları var. Kıyasıya bir mücadele oldu Uşak'ta, söyleyelim. Afyon, Karahisar
Burcu Köksal seçim sürecinde sözleri bu belediyenin kapısı şu partiye açık, şu partiye kapalı çok da eleştirilmişti. Şimdi Afyonkarahisar'ın sonucuna bakalım. Burcu Köksal %50,73 ile birinci oldu Afyonkarahisar'ın belediye başkanı. Hüseyin Ceylan Uluçay %31,82 ile ikinci oldu, geride kaldı yarışta. Bu arada Türkiye'de 81 ilin 11'ini kadın adaylar yönetecek, söylemiş olalım. Hemen buraya bu ekrana bir de Kütahya gelsin. Yanıp sönen illerde şöyle iç Ege'ye doğru sıralamamızı tamamlamış olalım. Kütahya Belediye Başkanlığı Eyüp Kahveci %29,69 oy aldı. Alim Işık %29,16. Burada da bıçak sırtı bir yarış devam etti. Kamil Saraçoğlu, Alim Işık kampanya sürecinde birbirlerine girdiler. Hem de zehir zemberek sözlerle ve aradan sıyrılan isim Eyüp Kahveci oldu ve Kütahya'nın yeni belediye başkanı kendisi. Peki şimdi hemen devam edelim. İstanbul'a geri dönelim. Bakın Türkiye haritasını görüyorsunuz sizlerde. İstanbul, İstanbul yarışı ile ilgili notlarımızı paylaşacağız. Sonra Kırklareli, orada nasıl bir yarış mücadele devam etti ona da bakacağız. Önce İstanbul diyelim. İstanbul'dayım ama. Bir kişinin vesayet dönemi bugün itibariyle bitmiştir. Bitmiştir. Millet her zaman kazanır demiştik. Bugün ne oldu biliyor musunuz? Millet kazandı, kazandı. Kazandı. 16 milyon kazandı. 16 milyon İstanbullu kazandı. Kutlu olsun, kutlu olsun. Bu seçimin kaybedeni yok. Biliyorsunuz değil mi? Ekrem İmamoğlu, rakibi Murat Kurum'a 11,5 puan fark attı. Oyların %51'den fazlasını aldı. İstanbul'un yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Kolları sıvadım. Sizden enerjimi aldım. Size bir şey söyleyeyim mi? Değil atom karınca, bizi bu 5 yıllık yolculukta kimse geçemez. 31 Mart yerel seçimlerinin sonucu en merak edilen noktasıydı İstanbul ve İstanbullu son sözünü söyledi. Cumhuriyet ve demokrasi bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. Bu seçimde tercihini hangi partiden yana yaparsa yapsın, tüm sandığa giden, iradesini sandığa yansıtan kardeşlerimize, öncelikle her vatandaşımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sandıklar açıldı, oylar sayılmaya başlandı. Her sandık açıldığında Ekrem İmamoğlu rakibiyle arasındaki farkı aştı. Oyların %51,09'unu aldı. Biz bugün bir millet olarak kabul edip eksiğimiz neyse o eksiği gidermek için yine tüm teşkilatlarımızla birlikte sahada olacağız. Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ruhu şad olsun. Seçilen seçilene zulüm yapamaz, dayatmacılık yapamaz, vesayet kuramaz. Doğru mu? Ne dediniz? Kanal yok, kanal yok. İstanbul var, İstanbul var. Kanal bitti, İstanbul yaşayacak. Sadece İstanbul Belediye Başkanlığı yarışında değil, CHP İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi'nde de çoğunluğu yakaladı. Mevcutta 39 ilçenin 14'ü CHP'deydi. Dün yapılan seçimle o sayı 25'e yükseldi. Sevgili hemşehrilerim, 14 ilçe belediyemiz vardı biliyorsunuz. Onları söylemeyeceğim. Ama artık Beyoğlu bizimle. Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri,
Çekmeköy, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar. Yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, İstanbul'daki 39 ilçenin tamamında parti farkı gözetmeksizin çalışacağını söyledi. Ama şunu söyleyeyim, biz yarın sabah kim seçilirse seçilsin, 39'u da bu kardeşiniz için eşittir, eşit. Eşittir. Biz onların yaptığı ayrımcılığı yapmadık, yapmayız. Sevgiyle tam yol ileri İstanbul, tam yol ileri Türkiye. Ekrem İmamoğlu'nun sloganı tam yol ileriydi ve İstanbul'un rengi sarı ağırlıktan şimdi kırmızı ağırlığa dönmüş oldu. Buyurun, Çatalca, Silivri, Eyüp Sultan, Sarıyer, Şişli ve pek çok ilçede İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partisi seçimi önde tamamladı. Beyoğlu, Bayrampaşa, Beykoz, Çatalca, Silivri, Çekmeköy, Eyüp Sultan, Sancaktepe, Tuzla, Şile, Üsküdar Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen ilçeler oldu. Üsküdar'a ayrı bir seslenişi vardı Ekrem İmamoğlu'nun. Üsküdar, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kale gibi gördüğü yerdi, ilçeydi. Ve Erdoğan'ın mahallesi, Erdoğan'ın ilçesi ve Üsküdar'da seçimin sonucuna bakalım mı hep birlikte? Bakalım. Buyursun arkadaşımız Mert de getirsin şöyle bir Üsküdar'ın seçim sonucunu görmüş olalım. Bu arada İstanbul'daki oy farkının da neredeyse 1 milyon olduğunu söyleyelim. Bunun sonucu, bu sonucu ortaya koyan gençler mi, Z kuşağı mı? İlk kez oy kullanan yaklaşık 1 milyon seçmen vardı bu seçimde. Gençler mi, emekliler mi, itiraz edenler mi, itiraz sesleri duyulmayan kalabalıklar mı, yukarıdan bakan bir bakış, bir siyaset anlayışı mı? Acaba neydi? Bir sarı kart olduğu kesin de bu sarı kartın, bu dip dalgasının ya da bu tsunami'nin sebebi neydi? Birazdan Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le, Deniz abiyle burada buluşacağız. Ayrıca 1 Nisan itibariyle hayatımıza acı bir reçete girecek yorumları da yapılırken Now Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu da yanımızda olacak. İşte Üsküdar ve Üsküdar'daki oy farkının da az olmadığını söyleyelim. Sinem Dedetaş %49,91, neredeyse %50 oy aldı. Hilmi Türkmen %42,38'de kaldı. Üsküdar'daki durum bu. Peki bir de bakalım isterseniz, Ankara'nın rengi değişmedi. Ankara'da böyle görüyorsunuz Türkiye haritasında bir yanıp sönme yok. Fakat hani bazı illerde fikirler değişti. Bazı illerde belediye meclisi konusunda da fikirler değişti. İstanbul öyle, Ankara öyle. Bize yetkiyi verin, size daha iyi hizmet edelim diye seslenişi vardı. Tüm meydanlarda, tüm ilçelerde Mansur Yavaş'ın, Ankara Mansur Yavaş'ın istediği o desteği belediye meclisinde verdi. Şimdi Ankara yarışı. Halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanında Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız, işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Rekor oy. Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok'a 29 puan fark attı. Oyların %60'tan fazlasını aldı. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Sonuçların belli olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde coşkulu kalabalığa seslendi Mansur Yavaş. 6 milyon Ankaralı kazandı derken sıraladı. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. İmar baronları kaybetti,
6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de CHP çoğunluğu kazandı ve ilçeler CHP mevcut ilçelerin üzerine yeni ilçeler ekledi. Bakın kaç belediye ilave oldu. Ayaş Belediyesi'ni kazandık, Beypazarı Belediyesi'ni kazandık, Güdül Belediyesi'ni kazandık, Haymana Belediyesi'ni kazandık, Nallıhan Belediyesi'ni kazandık. Belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Seçim galibiyeti bizi şımartmayacak dedi Mansur Yavaş, söz verdi. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Yarından itibaren kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentlere yarışır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Yavaş konuşurken Ankara Büyükşehir Belediye binasından havai fişekler atıldı. Mansur Yavaş o fişeklerin kendisinden izin alınmadan atıldığını söyledi. Evet, bunu benden izin almadan yapmışlar. Haberiniz olsun. Altın Okun yıllarca belediye başkanlığı yaptığı Keçiören Belediyesi de CHP'ye geçti. Belediye binasında bulunan Altın Okun posteri tepkiler eşliğinde kaldırıldı. Keçiören Belediyesi mevcutta Turgut Altınok'un belediye başkanı olduğu ilçe ve orada da renk değişti. Bakın işte Ankara'nın rengi. Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Ayaş, bunu yanıp sönen modu varsa onu da kullanabiliriz aslında. Polatlı, Haymana, Gölbaşı, Şerefli Koçhisar, Mamak, başa baş bir yarış. Ankara'da konuşuluyordu. Mamak'ta dengeler her an değişebilir deniliyordu. Öyle de oldu. Kalecik keza öyle, Kazan öyle, Güdül öyle ve Çamlıdere, Çamlıdere'de bağımsız bir aday var. Burası dikkat çeken yer, aynı zamanda Bala'yı da söyleyelim. Bala Turgut Altınok'un memleketi ve orada yine AK Parti'nin adayı kazandı. Polatlı, içme suyu projesi vardı. Senelerce yapılmamış, ertelenmiş. Mansur Yavaş döneminde tamamlandı. Anka Park mı yapılsın, Polatlı'nın içme suyu mu temiz olsun diye soruldu. Polatlı bakın nasıl bir karar verdi. Sonra Polatlı'nın mevcutta belediye başkanı Milliyetçi Hareket Partisi tarafından aday gösterilmedi. Ve Mansur Yavaş devreye girdi. Kendisinin devreye girmesiyle Polatlı belediye başkanı CHP saflarına geçti. Ve CHP rengi bu şekilde geldi. Haymana, Gölbaşı yine fikrini değiştiren ilçeleri arasında Ankara'nın Ayaş, Beypazarı, Nallıhan, Beypazarı'nı da söyleyelim. Mansur Yavaş'ın memleketi, hizmet verdiği yer, ilçeydi senelerce. Zaten oradaki başarısından sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi. Ve neticede şimdi görevine hem de mecliste üstünlüğü de sağlayarak devam ediyor. Ankara'daki oy farkını da getirebiliriz aslında. Beypazarı %48,53 ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin de rakibine 20 puan kadar fark attığını söyleyelim. Özer Kasab'ın Tuncer Kaplan'a. Hemen bir bakalım Ankara'daki oy farkı ne kadar oldu? Turgut Altınok ve Mansur Yavaş arasında yaklaşık 1 milyon oy farkı var. 947.417. Peki bir de Ankara'da şunu getirelim. Belediye Meclisi çok önemli. Belediye Meclisi'nde de bize yetkiyi verin. Size daha iyi hizmet edelim demişti Mansur Yavaş. Keza Ekrem İmamoğlu yine mesajı. Belediye Meclisi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nde olması yönündeydi. İşte Belediye Meclisi Ankara'da 90 üye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 50 üye AK Parti'de, 5 üye Milliyetçi Hareket Partisi, 1 üye Yeniden Refah Partisi, 1 üye Büyük Birlik Partisi, 1 üye Bağımsız Partilerin oy oranlarına göre dağılımı bu. Madem Ankara'nın Belediye Meclisi'ni gösterdik, hadi bir de İstanbul'u gösterelim. İstanbul'un da belediye meclisine de bakmış olalım. Reklama o şekilde gireceğiz. Deniz abi, Deniz Zeyrek de geldi. Az sonra yorumlarımızı da sürdüreceğiz kendisiyle birlikte. Yine yaklaşık 1 milyon oy farkı var, onu söyleyeyim. 185 üye Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 130 üye AK Parti'de, 2 üye MHP diyelim. Ve buradaki durumda tabloda o şekilde sonuçlandı. Şimdi hızlı bir şekilde molaya gidelim. Döndüğümüzde analizlere de devam edeceğiz.
Efendim günaydın, bir kez daha devam ediyoruz Çalar Saat'te. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Gece uzun sürdü. Sabah evet. Erken uyandırdım. Sen, ama sen sattın gittin bizi orada. Biz 3'e ama kadar. Ama ben de erken başladım yayına canım. Yani onun bir dengesini bulduğumuzu düşünüyorum. Diyorsun. Şimdi Deniz abi ben burada yanıp sönen iller var. Balıkesir'i, Bursa'yı, Kütahya'yı, Manisa'yı, Uşak'ı, Afyon'u, Denizli'yi gösterdim. Kırklareli'ni de göstermek istiyorum. Hemen bir Kırklareli gelsin. Türkiye genelini de konuşalım. Böyle bir harita hani nasıl oluştu, nasıl karşısına çıktı seçmenin ve Türkiye'nin? AK Parti'nin özellikle irtifa kaybı olarak nitelendiriyor. Cumhurbaşkanı neden böyle nitelendirdi? Onu da konuşalım. Evet. Gelsin bir Kırklareli. Kırklareli bıçak sırtı bir yarış vardı. Evet. Orada ve sonuç bu. Deniz abi. Ya burada tabii şeye de bakmak lazım aynı zamanda meclis oylarına, il genel meclisin meclis oylarını da getirelim. Buraya getirebiliyor muyuz? Hilal'den bir rica edeyim. Meclisteki tercihine de bakalım. Evet. Kırklareli'nde nasıl bir tercih sergilendi? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne %50,53, AK Parti'ye %23,18'lik oy verilmiş bu mecliste. Bu ne demek? Kırklareli'nde CHP kazanmış ama adayı kaybetmiş. Evet, yani Kırklareli için böyle bir durum var. Aday tespitiyle ilgili bir sorun. Hatta Milliyetçi Hareket Partisi yani seçimi kazanan isim belediye meclisinde parti %10,84'lük temsiliyet. Yani Derya Bulut belli ki orada halkın gönlünü kazanmış, doğru tercih olmuş. Yani tablo ortada. Mehmet Siyam Kesimoğlu ise CHP seçmeni için Kırklareli'nin de doğru bir aday olarak görülmemiş, böyle bir değerlendirme. Halbuki bir önceki seçim bağımsız kazanmıştı, sonra CHP'ye geçmişti. Bir önceki seçim sonucunu da getirebiliriz. 2019 yerel seçiminde ne olmuştu? İşte Mehmet Siyam Kesimoğlu bağımsız girdiği yarışta %37,31 oy almıştı. Sonra yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. O zaman da Cumhuriyet Halk Partisi tarafından aday gösterilmedi. Bağımsız girdi, kazandı, CHP'ye geri döndü. Bak, burada mesela CHP %21, Kesimoğlu 37, 50-58 civarında bir oy var. O orada görünmüyor mesela. Bağımsız yani Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kendi oyu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına verilen oy toplandığında 58 ediyor. Yani Kırklareli'nde CHP toplamda da oy kaybetmiş. Evet. Uykusuzluğumuz artık şey versin izleyiciler. Kesimoğlu ciddi kaybetmiş. Peki şimdi şöyle bir Türkiye haritasına baktığında bir il seçmeni de istiyorum ya da birkaç il seçebilirsin. Onlar da ekrana gelsin yansın. Yanıp sönen illeri tamamlayalım. Türkiye genelini konuşalım. Karadeniz'de ne oldu? Seçimde acaba Karadeniz nasıl bir karar verdi? Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz hepsine birer birer bakalım. Ya bizim gençliğimizde mesela Zonguldak CHP'nindi. AK Parti döneminde mesela AK Parti'ye geçti ve uzun süredir oradaydı. Zonguldak bana mesela 80'li yıllarda izlediği mesela 89 seçimi. Şöyle yapalım o zaman. Hem Zonguldak gelsin hem de Bartın gelsin. Bartın özellikle evet. Konuşmak istediğini de biliyorum. Bir Bartın'la gelsin. Bartın'la ilgili buraya. Mesajımı Zonguldak verdim dün. Efendim? Bartın'la ilgili mesajımı verdim ama izlemeyen belki kaçıranlar oldu. Evet. İşte o yüzden seni sabah erkenden çağırdım. Çok geç saatte verdin o mesajı. Belki erken saatte uyaranlara verdin. Onlara da o mesajı vermek evet. İstersen buyur gel dedim. Zonguldak evet. Belediye Başkanlığı Tahsin Erdem %54,52 oy aldı. Ömer Selim Alansa ikinci sırada kaldı. AK Parti'nin adayı %37,60. Bir önceki seçim kıyasına bakalım. 2019'da neydi Zonguldak'ta durum? Ömer Selim Alan %42,52 oy alırken Cumhuriyet Halk Partisi %39,18 oy almıştı. MHP seçmeni Cumhur İttifakı'nın adayına oy vermemiş. Evet. Yani peki Bartın geldi. Buyurun. Şimdi Bartın Adalet Bakanı'nın memleketi. Ve çok ciddi bir fark yemiş. Kendisine şöyle seslenmiştim. Sayın Bakan, şehrinizi kaybetmişsiniz, farkında değilsiniz. Çünkü Adalet Bakanı bu kampanya döneminde sahadaydı. Ağırlıkta İstanbul'daydı. Ve Ekrem İmamoğlu seslenmişti. Seçimi evet. Kaybettiniz. Kaybettin, haberin yok demişti. Adalet Bakanı bunu söylemişti. Evet. Nasıl biliyor, nereden biliyor ki bilememiş zaten. Acaba ama siyaseten kurulmuş bir cümle olarak karşımıza çıkıyor bir neticede. Bir kabine revizyonu olur mu İlker?
Neden öyle dedin? He? Ya dün... Şimdi o zaman kurisi alayım. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarını topladı. AK Parti'nin önemli karar organı MYK'sını topladı. Ama bir o toplantıda... Herkes oradaymış. Bakanlar oradaymış. Bütün ekip oradaymış. Ben şimdi İstanbul'dan Ankara'ya kadar olan yolculuğu, bir uçak yolculuğunu anlatmanı isteyeceğim. Bir de AK Parti içinde konuşulan kulisler var. Onları da Deniz Eyrek'ten dinleyelim. Evet, Cumhurbaşkanı uçakta o ön tarafa geçmiş. Sadece insanları selamlamakla yetinmiş anladığım kadarıyla. Çok fazla şey olmamış ama toplantıda tahmin et bakayım. Bütün şimşekler kimin üstündeymiş? Bütün şimşekler kimin üstünde? Acaba Meme Şimşek mi? Evet. Emekli... Yani fatura Meme Şimşek'e mi kesilmiş? Aynen. Neden? Ne demiş mesela? Emeklilere istenen seyyanen zamı yapsaydık böyle olmazdı demiş herkes. Ve o da kendini savunmuş. Benimle ne ilgisi var demiş. Benden önce kötüydü demiş. Ben geldim toparlamaya çalıştım demiş vesaire falan ama... Ama Cumhurbaşkanı ekonomist olarak devreye girebilirdi belki. Emekliye zam yapmak istiyorsa, seyyanen zam yapmak istiyorsa. Ya bir bildiği vardır diye Cumhurbaşkanı Mehmet Şimşek'e çok kredi açtı yani. Muhammed Emin Akbaşoğlu Ankara'da, İstanbul'da verilecek mesajları dikkatle takip edin demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dolayısıyla emeklere seyyanen zam yapacağı konuşulmuştu. 5000 liradan söz ediliyordu. Evet. Ama ne Ankara ne İstanbul bu müjde de denilir mi denilmez mi bilmiyorum ama bu açıklama gelmedi. Şöyle biliyorum, bunu söylemişler Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a. Demişler ki siz isterseniz Cumhurbaşkanımız da onaylar, yapın bunu demişler. Onlar da yaparsak altında kalırız diye reddetmişler. Bunu hepsi de bildiği için onun için Mehmet Şimşek'i suçluyorlar. Yani Mehmet Şimşek'e bu işin sorumlusu sensin. Senin uyguladığın politikalar yüzünden bu hale geldik diyorlar. Peki o zaman bunun adı ne? Sarı kart mı? Tsunami mi? Dip dalga mı? Patron patronluğunu mu gösterdi? Söyleyeyim patron mi? Çıldırdı mı? Ne o? Yani bunun adı ne? Şey ne demişti Cumhurbaşkanı son konuşmalarından birinde emekliye zam vermeme gerekçesini açıklarken? Ne demişti? Dipsiz kuyu ne versek gidiyor. Bu yüksek... Ne versek eriyip gidiyor demişti. Bu enflasyon ortamında ne versek eriyip gidiyor. Emekliler, emekçiler ne yaptı? İktidarı azıcık arkadan dipsiz kuyuya itiverdi. Kademeli emeklilikle ilgili hani sosyal medyada bir itirazmış gibi, hafif ve cılız bir itirazmış gibi göründü. Yalnız eğer kademeli emeklilikle ilgili düşünceniz, planlamanız yoksa oy da yok diye restler belki tabii, de görmezden gelir. Ya bu ülkede şu yaşandı şimdi, EYT'yi tamam çıkardınız. Ama yani 99'da kaç 9 Mart mıydı? Yani bir gün önce çalışmaya başlayan emekli oldu. Bir gün sonra çalışmaya başlayan 17 yıl sonra emekli oldu. Eylül 99. Evet yani bu kabul edilebilir bir şey mi? Değil. Ya? Yani düşünsene sen arkadaşınla aynı şirkette çalışıyorsun. Sen bir gün önce başlamışsın, emekli oluyorsun. O bir gün sonra başlamış, ta 17 yıl var sonra öyle olmuş. Arkadaşlarım. He? Onlar emekli oldu. Var ha, öyle sen, arkadaşlarım. Sen. Tabii. Sen mi mağdur oldun? Ben sen, kademeli emekli. Sen de bir kademeli. Benimki böyle bir mağduriyet var. Staj var mı sende? Staj da yok. Zaten staj konusunda da o konu kapandı. Cumhurbaşkanı hatırlayacaksın Deniz abi. Yani staja falan olmaz. Nereden çıkıyor bu? Ustaya olur, kalfaya olur, çırağa olmaz demişti. Staja doğru. Cumhurbaşkanı'nın açıklaması öyleydi. Neticesi de işte Türkiye haritasını görüyorsunuz. Deniz Eyre'nin de hemen arkasında. Neticesinde böyle bir Türkiye haritası ortaya çıktı. Yönetmenimizden Hilal'den ben bir rica edeyim. Benim arkamdaki o ekrana da 2019'un Türkiye'sini ve o Türkiye haritasını getirmiş olalım. Yanıp sönen iller var. Yozgat, Şanlıurfa, yeniden Refah Partisi kazanmak için değil de kaybettirmek için yarıştalar demişti Cumhurbaşkanı. Baya baya kazandı. Hatta bu seçimde üçüncü parti oldu. Yeniden Refah Partisi. İyi Parti Nevşehir'de bir il aldı. Öyle görünüyor. Ordu da alabilirdi Büyükşehir'i ama neticede... Ya keşke Ordu'da CHP seçmeni... Yani biz bunu konuştuk da... İYİ Parti'yi destekleyebilirdi, kazandırabilirdi. Fakat Meral Hanım CHP seçmenini o kadar şey yaptı ki, kızdırdı ki. Yani Ordu'da
biliyorum ki verenler olmuş zaten. CHP'nin oradaki oyu daha yüksek çıkabilirdi. Belli ki CHP seçmeninin bir kısmı ya şu AK Partili belediye başkanı seçilmesin diye oy vermiş. Ama o kadar çok tepki çekti ki Meral Hanım CHP'lilerin üzerine, CHP'nin üzerine gide gide orada değişiklik olmadı. En son çıkışı Cumhuriyet Halk Partisi kurmayları, genel başkanı Özgür Özel'in seslenişi, abla hukukunu da koruyarak cümleler kurulurken ya, bana abla demeyin. Ya Ayşen Gruda'nın Neşeli Günler filmi miydi? Orada Tarık Akan'a falan şey yap, bana abla demeyin diye merdivenlerden çıktığı bir sahne var ya, resmen öyleydi yani Meral Hanım'ın tepkisi. Oradakinin aynısıydı yani, birebir kopyası. Onu yapmasaydı yani bak, Özgür Özel le sordum ben, dedim ki yani Ordu'da keşke adayı çekseniz. O da dedi ki ya ama dedi yani bizim seçmene ayıp olur dedi yani. Gerçekten de CHP seçmenine ayıp olurdu Meral Akşener'in işi buraya getirmesinin üzerine. Sonra mesela Balıkesir. Ya o kadar şey yaptılar. Bak Ahmet Akın fedakarlıklarını fedakarlıklarını biliyoruz ya. CHP'ye milletvekili olmuş. CHP'den gitmiş oraya milletvekili olmuş. Kendisine iyi CHP'li diyorlar. Seçimlere girmenizi sağlayan milletvekillerinden biri. Evet. Adamı aday yapmışsınız. Tamam mı? Adamı aday yapmışsınız. Sonra da demişsiniz ki ya biz Ankara'dan vazgeçtik. Balıkesir'e İYİ Parti adayı olsun. Getirmişsiniz İsmail Ok'u, oradan yapmışsınız. Adamcağız çekilmiş. Sonra İsmail Ok gitmiş AK Parti'den vekil olmuş. Ve Balıkesir'de hem kaybetti hem de vekil oldu, AK Parti'ye geçti. Evet. Ve siz bu adama borcunuzu ödememek için 40 dereden su getirmişsiniz. İşte Balıkesir halkı da, görüyor musun fark? Evet. Balıkesir halkı da cevabını verdi. Turan Çömez gibi iddialı bir siyasetçi %3'te kaldı. Kurt kışı geçirir, yediği ayazı unutmaz demişti Yücel Yılmaz. İş dünyasına, Balıkesir'deki iş adamlarıyla buluşmasında ve Balıkesir seçmenine o sonuç da aynı zamanda tehdit önemli. Etmişti iş tehdit insanlarına. Tehdit sözleri, cümleleri karşılığı %51,10 ile Ahmet Akın. Bu arada Balıkesir'den bahsetmişken ben Balıkesir milletvekili Ensar Aytekin'i kutlamak istiyorum. Seçim günü telefonla konuştuk. Ne görüyorsun dedim. Dedi ki böyle tek tek saydı. Balıkesir alıyoruz dedi, Bursa'yı alıyoruz dedi, Denizli'yi alıyoruz dedi. Uşak'ta dedi sürpriz olursa şaşırma, Afyon'u alıyoruz dedi. Afyon'u aldıklarını şuradan biliyorum. Ankara'da bir iş insanı Afyonlu. Karşılaştık, MHP'li kendisi köken olarak. Dedi ki ya siz dedi hanımefendi DEM Partilileri sokmam diye kızdınız ama dedi. Afyon'u dedi o sözler sayesinde CHP milletvekili alacak dedi. CHP'nin adayı alacak dedi. Ben de şaşırdım. Ama Ensar Aytekin de mesela Artvin'i, Edirne'yi vesaire kaybetme ihtimali vardı CHP'nin. Onları da alacağız dedi. Yani ben... En şaşırdığın şehir hangisi oldu? Bu arada 2019 yerel seçimlerinin Türkiye haritasını görüyorsunuz. Deniz Zeyrek'in de hemen arkasında yeni Türkiye haritasını görüyorsunuz. Ben burayı bir kez daha göstereyim. Büyükşehir olarak AK Parti'nin 15, il olarak da 24 şehri vardı. Birinci partiydi 2019 yerel seçimlerinde. Sahil şeridinde ve Ankara, Eskişehir, Bilecik, Bolu, Kırşehir'de yine belediye başkanlıkları vardı. Sinop'la, Artvin'le, Ardahan ile birlikte. Ama şimdi Anadolu'nun özür dilerim. Anadolu'nun içine doğru da ilerlemiş bir evet. Cumhuriyet Halk Partisi görüyorsunuz. Daha da kızarmış bir Türkiye haritası ve sarılığı azalmış bir Türkiye haritası. Rize'nin ilçelerini görebilir miyiz? Tabii ki, hemen buraya Rize gelsin. Rize'deki yarışa da bir bakalım. Evet. İlçelerine bakabilir miyiz? Rahmi Metin %54,70 ile belediye başkanlığını kazandı. Ardeşen Enver evet. Atagül. Ya bu Tayyip Erdoğan'a çok açık bir mesaj yani. Kendi memleketi. Bir de pazara bakalım. İlçe Rize kaybeden. Pazar'da durum ne? Rize Pazar'daki durumu da görelim. Bir de Fındıklı var tabii orada. Neşet Çakır %50,66. Ekrem Kılıç ise ikinci sırada. Fındıklı gelsin. Burada Ercüment Bey'e o kadar çok kötülükler yaptılar ki. Ne yaptılar?
el koydular binalarına, işte o bir onun yaptığı tesise gittiler, kaymakamlık olarak çöktüler bilmem ne. Bayağı bir mücadele etti. Bayağı zorluk çıkardılar vesaire falan ama görüyorsun değil mi? 57.43. 60. Peki. Yani şimdi, müthiş müthiş bir şey. 3 tane CHP'nin ilçesi var şu anda Rize'de. Şimdi şöyle yapalım. Devam edeceğiz. Bir kez daha molaya gidelim. Sonra aralıksız, kesintisiz çok uzun bir seçim yayını gerçekleştireceğiz. 1 Nisan 2024 tarihinde. Bu arada tekrar hatırlatayım. Şaka değil. Dün Deniz abiye sordum. Deniz abi yarın sabah yayın yapacağız. Başlığımız ne olsun dedim. Şaka değil. İşte Türkiye'nin haritasını görüyorsunuz. Bu şaka değil. 1977 seçimlerinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi ilk kez birinci parti çıktı. %37'lik Türkiye genelinde böyle bir orana sahip. AK Parti ise 2002 yılında başlayan siyasi hayatında ilk kez ikinci parti konumuna düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu irtifa kaybı olarak nitelendirdi. Hızlı bir reklam, dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz Çalar Saat'te. Nav Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu da yanımızda. Ozan günaydın. Günaydın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dinlenebildin mi biraz? İşte. Şimdi gece tabii o yayını tamamladıktan sonra bir süre daha takip ediyor. Hangi evet. Şehirde, hangi işte belediye başkanı nasıl bir sonuç ortaya çıktı diye. Onun takibi de oluyor. Önemli değil. Yani zaten herhalde 10 yılda, 15 yılda bir başımıza gelen bir hadise. Bugün de uyumayalım yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Valla ben 7.45'e saat kurdum. Fakat 7'de böyle zınk diye açtım gözümü ve ilk işim ne oldu biliyor musunuz? Açtım. Bitlis'e baktım. Bitlis diye mi uyandın? Peki o zaman Bitlis diye uyanmış Deniz Zeyrek. Bir bakalım Bitlis'in sonucu. Sonra diğer il neydi? Kırklareli'ne baktım. Bitlis Kırklareli hemen gelsin buraya. Hatay'a Deniz baktım. Abi sana yakın ekrana geldi. Hatay'a baktım. Yani çok çekişmeli bir şey vardı zaten. 200 görüyorsun 200 bile değil. 198 galiba ya da evet 200'den 198 oy. Evet 198 oyla. Yani bu asker transferleri, şunlar bunlar bu tür sonuç. Oradan devam edelim. Türkiye genelini konuşacağız. Ozan Gündoğdu da geldi. İşte dün akşam Kars'ı konuştuk, Şırnak'ı konuştuk. Bu transferler neden oldu, neye yaradı, ne kadar yaradı? Ya bu ben söyledim yine tekrarlayayım. Bu kıtlık zamanında ne gerek var? Zaten beğenmediğinize kayyum atıyorsunuz. O daha ucuz yani, daha ekonomik. Hani şimdi düşünsene. Kayyum atamak daha 4 ekonomik. 4 bin tane askeri. Birkaç günlüğüne Kars'a transfer ediyorsun. Orada oy kullansınlar, dönsünler falan. Masraf. Masraf ne gerek var? Zaten beğenmiyorsan 3 ay sonra kayyum atıyorsun yani. Öyle değil mi? Ozan ne dersin? Yani çok doğru gerçekten. Ya da şöyle bir şey ihtimal mi var acaba? Şimdi bu rejimde hukuk standartlarının içinden karar verilmediği için bu sefer kayyum atamayacaklar da böyle bir karar aldılar da daha önce o zaman da madem kayyum atamıyoruz bu benzer yollar mı deneyelim diye düşündüler. Onu işte yani sıkıntı zaten bu seçimde de gördük ki sıkıntı o tek bir kişinin kararı. Dolayısıyla o tek kişinin kararını da zihninden geçeni de ya, algılayamıyoruz dün, ancak anlamaya çalışıyoruz. Dün çok ilginç bir şey öğrendim. Bu hani PKK, CHP, DEM Parti, PKK propagandası yapıyorlardı ya. Evet. Bu seçimde acayip tereddütte kalmış AK Parti. Kampanya ekibi demiş ki bu PKK şeyi genel seçimlerde işe yaradı, bunu yine kullanalım. Fakat partinin ileri gelenleri, parti büyükleri, biraz da devlet, yani devlet yetkilileri, ya bunu yapmayın, yaparsanız DEM Partilileri kızdırırsınız, hepten CHP'yi desteklerler. Yapmayın diye şey yapmışlar ve AK Parti bu sene bu seçimde bu DEM Parti ikilemi nedeniyle sağlıklı bir şey belirleyememiş. O yüzden mi öne çıkan kampanya söylem para kuleleri oldu? Evet, o nedenle para kuleleri üzerinden yürümeye çalışmışlar ama o da tutmamış çünkü millet aç yani millet o hani onlara... Hani boş tencerenin götürmeyeceği hükümet yoktur diyor ya rahmetli Demirel. Evet. O sözün de aslında hala geçerli olduğunu bir kez daha gördük. Mayıs'ta bir tekledi ama yerel seçimde... Teklemedi abi. Mayıs'ta da bak bu haritanın anlamlarından biri şu. O gün Kılıçdaroğlu'nun yerine Ankara'ya da İstanbul Belediye Başkanlarından biri olsaydı kazanırdı. Bence bu haritanın sonuçlarından biri bu. Yani çok net gösterdi. Ne değişti yani... Ozan sen şeyi dedin ama neydi? İki kat arttı mesela. Tüketici güven endeksine
Orada 91'den 79'a düştü. O etkiledi diyor Ozan ama ben biraz şeyim. Yani çok fazla hani sahada çok fazla şeyin değişmediği kadar. Evet daha kötüleştik ama o gün de çok kötüydük. Ozan belki mazotta nereden nereye geldik? Benzinde nereye geldik? Euro'da, işte dolarda, altında, piyasalarda, pahalılıkta. Onu da söylediğinde bir tablo değişikliği var ekonomik anlamda. Ya benim iddiam şu. Mayıs 2023'te bu iktidar şunu yapabiliyor. Ekonomi yönetiminin bütün özelliğini elinden aldığı için seçim dönemlerinde ama genel seçim dönemlerinde yerelde yapamıyorsunuz bunu. Çünkü yerel ölçekli bir ekonomi yönetimi yok. Evet. Ama merkezi ölçekli ekonomi yönetimi tümüyle seçime adapte olduğu zaman 2-3 aylık bir sahte refah algısı yaratabiliyor. Gerçekten şöyle bir flashback yapalım. Şöyle bir Nisan'a Mart'a gidelim. Bir sene geriye gidelim. Ya emekliye son mu? 200 milyar lira bastı o dönem. Evet. O 3 ayda. Emekliye son zam mı? Yani 5000'den 7500'e yapılan zam Mart ayında yapıldı. Nisan ayında emeklinin cebine girdi. Görülmüş şey değil daha önce seçimin, doğru, yani yılın çeyreği bitmeden zam yapılması. Ya Mayıs ayında bu halk doğalgaz faturası ödemedi. Faturaları geldi. Bu fatura ödenmiştir tabii, tabii, diye. Sıfır, evet. Sıfır. Bu inanılmaz bir para. Geldi. Aynı zamanda sosyal yardımlar da buna göre organize edildi. Daha önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda olmayan bir sosyal yardım programı Ağustos 2022'de yani seçime hazırlık diye entegre edildi. 3,5 milyon haneye ulusal hane ziyareti yapılmış. Bunu kim yapıyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndaki binlerce görevli. Şimdi ablukaya bakar mısınız? İnanılmaz bir sansür var muhalefete karşı. İşte devlet kanalında muhalefet diye bir şey yok. Ve öte yandan bütün devlet diyor ki bunlar terörist. Yani bunlar gelirse ülke, vatan bölünecek. Öte yandan bir yandan da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın binlerce personeli ev ev ziyaret yapıyor. Kaç kişiyi? 3,5 milyon haneyi. Şimdi tüm bunlarla beraber düşündüğümüz zaman ve Mayıs ayında da görüntüne 19.54 Deniz abi. Yani 19.54 doların fiyatı Mayıs. Evet. 14 Mayıs'ta. Evet. Ve Tüketici Güven Endeksi bize şunu söylüyor. Tüketici Güven Endeksi'ni TÜİK anketler yoluyla ölçüyor ve diyor ki halk demiş ki Mayıs ayı itibariyle 90'ın üzerinde. Fena değilim demiş yani. Fena değilim ve ben o dönemde hani sokakta çeviriyordu insanlar, ekonomi yorumu yapıyor, herkesin merak ettiği bir şey. Herkeste, Erdoğancılarda şöyle bir umut vardı. Ya doğru söylüyorsunuz ama reis bir daha kazanırsa herhalde düzeltecek. Yani bu sefer çok iddialı konuşuyor gibi bir şey vardı, tını vardı. Erdoğancılar da Mayıs'tan sonraki hayal kırıklığını da aslında biz bu seçimde gördük. Çünkü kandırılmış hissettiler kendilerini. Hani faizler düşecekti. Faizler ne oldu? %50'ye çıktı. Hani enflasyon düşecekti? Enflasyon da düşmüyor. Demek ki reis de beceremiyor, yapamıyor ya da yapamıyorsa da niye yapamıyor diye sorgulamaya başladı. O noktada Mayıs'tan bu zamana gelen bir ekonomik şey var, deformasyon var. O Mayıs ayındaki o algıyla, ekonomik algıyla şimdiki bir değil. Şimdiki çok daha kötü. Şimdi evet. Türkiye genelini konuşacağız. İstanbul'u, Ankara'yı konuşacağız. Detaylandıracağımız iller var. Belki sizler de bize, ya ben de memleketimde hatta şu ilçede ne olduğunu merak ediyorum. Diğer izleyicilerimiz varsa onlara da yetişmeye çalışalım. Saat 11'e kadar kesintisiz bir şekilde Türkiye'nin yerel seçim sonuçlarını ekranlarınıza yansıtacağız. Now ekranlarında ve Çalar Saat'te. Çıkan kavgalar da var. Bir bakalım. Türkiye'nin birçok noktasında sandık başında kavgalar yaşandı. Diyarbakır ve Siirt'te silahlar konuştu. Çıkan kavgalarda iki kişi hayatını kaybetti. Diyarbakır'ın Sur ilçesi Ağaçlıdere mahallesinde oy verme işlemleri sırasında çıkan tartışma büyüdü. Silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Öfkeli kalabalık ambulanslara da taşlarla saldırdı. 44 yaşındaki Emin Çelik hayatını kaybetti kavgada. 14 kişi de yaralandı. 12 kişi gözaltına alındı. Firari bir kişi aranıyor. Siirt'in Konacık köyünde de muhtarlık seçimi nedeniyle yaşandı silahlı kavga. 54 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
Şanlıurfa'daki kavganın çıkış nedeni de muhtarlık seçimiydi. Okul bahçesinde karşılaşan iki grup sopalı kavgaya tutuştu. 6 kişi yaralandı. Tarafları jandarma uzaklaştırdı. Hayfet ilçesinde ise toplu oy kullanmak isteyen kişilerle sandık müşahitleri arasında arbede yaşandı. 3 kişi yaralandı. Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti belediye başkan adayı Veysi Şahin'le sandık görevlisi arasında kavga çıktı. Şahin'in yanındaki kişiler tarafından darp edilen sandık görevlisi İdris Aydın kalp krizi geçirdi, hastaneye kaldırıldı. Düzce'de Kiremit Ocağı Mahallesi muhtar adaylarının yakınları arasında kavga vardı. Bu kutsal günde gelin bu ağlı halkının iradesini gasp etmeyin. Siz kimsiniz ya? DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, oy kullanma işlemlerinin sürdüğü bir okulda çok sayıda asker ve polisin farklı illerden seçmen olarak Ağrı'ya taşındığını öne sürdü. Hırsız var, hırsız var bu kentte. Günlerdir feryat ediyoruz size. Ağrı'da binlerce insan buraya getirin. Demokrat Parti Hatay 4 Yol Belediye Meclisi üyesi adayı Oğuzhan Lök, MHP adayının eşinin dayısı tarafından saldırıya uğradı. Lök'ün üzerine asit atıldı. Sakarya'nın Karasu ilçesinde sandık başında kavga çıktı. Husumetli iki kişi oy vermeye gittikleri sınıfta karşılaştı. Okul binasındaki tartışma bahçeye taşındı. Taraflar birbirlerine bıçak çekti. Araya girmek isteyen polis yaralandı. Ekipler biber gazıyla müdahale etti. 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Arnavutköy'de muhtar adaylarının yakınları kavga etti. Tarafları polis ayırdı. Yaşananlar kameraya böyle yansıdı. Arnavutköy'ün başka bir mahallesinde ise iki farklı adayı destekleyen akrabalar çatıştı. Yaşanan silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı. Samsun'da 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede sandıkların kurulduğu okulda kavga vardı. Muhtar adayları ve taraftarları böyle kavga etti. En büyük muhalefet acaba yoksulluk denilebilir mi? Bir yandan onu konuşalım. Sonra Türkiye haritası genel olarak bakalım. Deniz Zeyrek böyle rüyasından irkilerek uyandığı ve merak ettiği şehirler var. O şehirlerden birisi Bitlis'ti. Kırklareli'ydi. Bir de Osmaniye'ye baktım. Osmaniye. Çünkü Osmaniye orada, diye orada bir arkadaşım var. Kadirli ilçesini 50 yıldan sonra biz alacağız diye iddia ediyordu. Hemen gelsin o zaman Osmaniye Belediye Başkanlığı. Baksana %21.78 oy almış CHP yani. Serkan Karayiğit aldığı oy oranı %21.78. İbrahim Çenet %39.77. Kadirli ilçesi bakalım. Bakalım. O da gelsin. Gerçek mi? Aa, bak gördün mü? Arkadaşım, ben bulamamıştım sabah telefonumdan. 42. Söylesene Deniz abi, biz hallederiz. %47.37 ile Kadirli ilçesinde 50... Mustafa Mert Olcar. Yarım asır sonra ilk defa olmuş. Peki başka Osmaniye'den sonra? Valla ben biraz şeyi merak ediyordum. İşte Urfa nasıl bitecek vesaire falan. Aslında ona da bakabilir miyiz? Gelsin Urfa'da, Şanlıurfa gelsin. Yozgat'la birlikte konuşalım. Şu yanıp sönen ilçeleri gösteren Urfa haritasını görebilir miyiz? Değişenler. Tamam, gelsin bakalım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Mehmet Kasım Gülpınar %38.87 ile birinci oldu. Zeynel Abidin Beyazgül. Burada karşımızda ceketimi assam kazanırım mantığının bir kez daha tökezlediğini ya, görüyoruz ki Şanlıurfa sürekli bunu yapıyor. Fakı Baba zamanında da deneyimlemişlerdi bunu, değil mi? Tarih tekerrür eder değil de hatalar tekerrür eder gibi bir sonuç var o zaman AK Parti açısından. Ya burada mesela takmadılar, Yeniden Refah açık açık söyledi ya, biz güçlüyüz orada, bize verin. Hani işbirliği yapalım mesela Yozgat'ta öyle, burada öyle. Mehmet Kasım Gülpınar'ı ben Ankara'dan biliyorum. AK Partiliydi yani. Cumhurbaşkanına bir telefonla doğrudan ulaşabilen senelerce danışmanlığını biri yaptı. Tabii tabii. Yani orada Bekir Bozdağ devreye girdi. AK Parti'nin hatırlı kişileri devreye girdi. Çözemeyince meseleydi. Evet. Mehmet Kasım Gülpınar şunu söylüyor. Mevcut belediye başkanı, işte yarıştaki belediye başkanı bunu Şanlıurfalı istemiyor. Beni istiyor. Beni aday gösterin dedi. Göstermediler. Bir ısrar, sonuç bu. Ama burada belki de Yeniden Refah Partisi'nde konuşmamız gerekiyor. İlçelerde de bir değişim var bu arada Urfa'da. Yani ilçelerde de ilçelerde. Değişim bakalım var. O zaman bir Şanlıurfa
ilçelerini de birazdan getirelim. Tamam, ekranlarınıza. Ama yeniden Refah Partisi'nin analizini senden alayım Ozan. Hem Yozgat'ta hem de Şanlıurfa'da kazanmak için değil de kaybettirmek için yarıştılar denilirken işte kazandı. Bu aslında Refah Partisi'nde ben sahada gördüğüm yeniden Refah demiyorlar. Yani Refah Partisi seçmen, yeniden Refah Partisi seçmenleri kime oy vereceksiniz diye sorunca Refah'a oy vereceğiz diyorlar. Aslında o yeni kurulan bir parti olmadığını, aslında bir 50 yıllık geleneğin arkasına yaslandığını gösteriyor. 89 seçimlerinde de Refah Partisi'nin yükselişine anımsatıyor. Çünkü 89'da da ciddi bir ekonomik kriz var. SHP'nin sloganı limon gibi sıkılmaya var mısınız? 5 yıl daha limon gibi sıkılmaya var mısınız? O dönem Refah Partisi'de adil düzen çıkışıyla ya da o çıkışı hazırlayacak bir kampanya ile ilerliyor. Ve Refah Partisi'nin tabanı aslında kent yoksulları. Yani kentlerde o enflasyona direnemeyen, bir şekilde çepere sürülmüş kent yoksulları ve devletle teması zayıf. Yani doğrudan bir çıkar ilişkisi olmayan devletle kesimleri çok ciddi örgütlüyor o dönemde Erbakan Hoca. Aynı durum şimdi yeniden Refah'ta da gözleniyor. Toplamda aldığı oy ne kadar? %6 sanırım değil mi? Bakalım bir, Türkiye genelinde Cumhuriyet Halk Partisi %37'lik bir oy oranı. Şurada. Sonra AK Parti katılım oranı %90 belediye meclisinde bu. Türkiye geneline de baktığımızda %35 AK Parti, %6'lar seviyesinde de 3. parti oldu zaten. %7 yani %6.96. Evet. Bunun anlamı şu: şimdi bir sonraki genel seçimde baraj sorunu olmayacağını veya kendi başına seçime gireceğine zaten ilişkin... Zaten hedefi buydu. Hedefi buydu. Yani şu anda aslında yeniden Refah şunu söyledi: benim tabanım var, seçmenim yok, tabanım var. Ben artık %5'lik, %6'lık bir tabana yaslandım. Bunlar artık refahçıdır ve bundan sonraki seçimde de ben tek başıma aday olacağım. Yani bir ittifaka girmeyebilirim. Hani mutlaka belki ittifak denemeleri olur ama artık ben tek başıma bir gücüm demiş oldu. Aslında biraz da bunu AKP'nin tabanından aldı. AKP de kurulurken Milli Görüş'ten bir miras almıştı. Milli Görüş AKP'ye gitmişti. Şöyle denebilir: yani mekanın sahibi geri geldi diyor Milli Görüş. Mekanın sahibi geri geldi, artık AKP'deki Milli Görüşçü taban artık yeniden refahçıdır diyebiliriz. Ama şöyle bir şey de dememek lazım. Yani bu tip partiler, bu tip rejimlerde böyle iktidara yürümüyorlar. Yani %10-15'lik bir blokta, evet, %10'la, 12'yle, 13'le bir taban buluyor ve biraz merkezin dışından tabana merkeze seslenerek merkezi etkiliyor. Yani aslında çok kilit bir parti olmaya aday. Tabii siz gençsiniz, hatırlamayabilirsiniz. Sen de gençsin abi. 91'de Erbakan yolculuğuna İstanbul'da, biri galiba Anadolu yakasındaydı, biri Avrupa yakasındaydı, iki ilçe alarak başladı. 94'te İstanbul'la ve Konya'yla bunu taşlandırdı. 95'te birinci parti oldu. Evet, Ankara'da da Melik Gökçek o zaman Keçiören falan. Arşivi izlerdim ben. Erbakan Türkiye şampiyonu diye Melik Gökçek'in, dünya şampiyonu diye Recep Tayyip Erdoğan'ın, evet, 50 kaldırmıştı. Evet. O yani öyle başladı. 95'te birinci parti oldu ve başbakan oldu. 95 seçimlerinde. Yani Konya geldi. Evet. Bu burada mesela %23.44'lük bir oy oranı var ki, yani ilk defa katıldığını varsayarsak müthiş bir rakam. Bir öncekini görebilsek aslında. Bir önceki 2019 kadar... senesine bakalım. %70,53. Uğur Bey 859 bin oy almış. Şimdi aldığı oy 586. Direkt yeniden refah çalmış, evet, ama. Toplayınca yani direkt yeniden refah gitmiş. Belediye meclisinde görebilir miyiz bunu Savaş? O da önemli çünkü AK Parti'nin oylarının Konya'da, kalesi Konya'da, evet, %50'nin altına düşmesi büyük bir sürpriz. Hem de %70'den düştü yani. Evet. Ve burada da 70 üye AK Parti. CHP 22 üye çıkarmış. 21 üye yeniden Refah Partisi, 8 evet, üye de Milliyetçi Hareket Partisi, 6 üye Büyük Birlik Partisi. 2019 yerel seçimlerindeki durum, tablo Konya, ve rakamsal dağılım da bu şekilde. Konya'yı da sallamış, alamamış ama sallamış yani. 7 puan arttırmış oyunu. Yani neredeyse 2 katına çıkarmış evet, CHP oyunu. Doğru. Bu da önemli. Peki şimdi gelelim Türkiye geneline. İstanbul ilçelerini çok fazla konuşamadık. Ankara, evet, Ankara'nın evet, ilçeleri çok fazla konuşamadık. Türkiye geneline bir kez daha bakalım. Görüyorsunuz belediye başkanlıklarında büyükşehir anlamında 14 büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi'nde, 21 il yine Cumhuriyet Halk Partisi'nde.
AK Parti'nin 12 büyükşehri ve 12 ili var. DEM Parti 3 büyükşehir 7 ilde kazandı. Milliyetçi Hareket Partisi 8 ilde. Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir 1 ilde. Büyük Birlik Partisi 1 ilde kazandı. Yine notlarımızı ekleyelim. Sivas gitti geldi. Evet, ve evet. Neticede Büyük Birlik Partisi'nin oldu. Büyükşehir kazanamadı İYİ Parti ama bir il kazandı. O şehirde ne şehir oldu. Geldik İstanbul'a. Şimdi İstanbul'dan analizlerinizi de almış olalım. Eskisiyle birlikte alalım İstanbul'u. Hemen gelsin. 2019. Bak Binali Yıldırım ikinci seçimde dahi yani 24 Haziran seçiminde dahi 3.936.000 oy almış. Yani evet. Sadece iki aday varken bile. Yani ilk seçimde 4.156.000 oy almıştı. O 13.000 farkın olduğu seçim. Bu iptal ettikleri için tepki nedeniyle AK Partililer oy vermediler. 3.936.000'e düştü. Bak şimdi Murat Kurum'un oylarına bakın. 3.431.000. Yani Binali Yıldırım'ın 24 Haziran oylarından bile 500 bin daha az. Bir de sağdaki bakanların varlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın presi, tam sağ presi, onu da hatırlatarak belki konuşmak gerekiyor. Ya orada da vardı. Orada da Sisi mi dediler, Binali Yıldırım mı dediler bilmem ne falan. Süleyman Soylu sağdaydı, hepsi sağdaydı. Yani şey koşullar çok değişmedi. O zaman da Cumhurbaşkanı, hatta o zaman daha çok sağdaydı. Ama burada çok net bir mesaj var. Katılım oranları mesela İstanbul'da bu seçim katılım oranı İstanbul var mıdır? %79,2 olarak görülüyor. Bir önceki seçimde %84,5'ti. 5 puan fark var. AK Partililerin yaptığı tespitlerden biri de önemli seçimde tespitlerden biri de katılım çok düşük olmuş AK Parti tabanında. AK Partililer Cumhurbaşkanına gitmemiş. Hani elleri gitmemiş belki ama sandığa da gitmemişler. Evet. Başka yani bir partiye oy vermek istememiş. Yeniden vermek istememiş, CHP'ye de vermek istememiş ama sandığa gitmemiş. Böyle bir durum da var. Ya bakın Murat Kurum'un yanlış aday olduğunun en büyük göstergelerinden biri Binali Yıldırım ikinci seçimde dahi 3.936.000 oy almış. 5 yıl sonra İstanbul'un nüfusu da arttı, seçmen sayısı da arttı. Buna rağmen Murat Kurum'un aldığı oydan 500 bin falan daha fazla. Doğru aday kimdi belki AK Parti için kim olabilirdi? Ben ısrarla Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'ın daha çok oy alacağını söylüyorum. Ali Yerlikaya'yı çok şey yaptılar. Onun yelkenini çok rüzgarla doldurdular. Belki o rüzgarın etkisiyle işte %42-43 alırdı ama öyle büyük bir fark atacağını da zannetmiyordum. Tevfik Göksu yani belediye meclisinde gösterdiği performansla popüler bir aday olabilirdi ama sonucun değişeceğini zannetmiyorum. Yani hiçbirinin burada yani İmamoğlu'nun yiğidi öldür hakkını yeme demişler ya. Evet. 4.427.000 oy almış. Fark yani %12. Neredeyse o protesto nedeniyle bu düşük katılıma rağmen o protesto nedeniyle aldığı oya yetişmiş yani. Şimdi buraya İstanbul'un haritasını alalım. İlçelerini de görelim. Ozan sen ne dersin İstanbul'la ilgili? Ya yani İstanbul'da Murat Kurum'un doğru aday olup olmadığını gerçekten uzun konuşmak gerekir. Ben de tabii ortada yani yanlış bence aday olduğu artık ortada. Uzun konuşacak yani, bir şey kalmadı. Yanlış aday olduğu ortada ama bence şunu da eklemek lazım. Uzun olan bir şey varsa Murat Kurum'un boyudur herhalde. Şunu da eklemek lazım. Bence Murat Kurum'un siyasal iletişimi de çok korkunçtu. Hmm. Yani sadece Murat Kurum yanlış değil. Şunu yapabilirdi Murat Kurum Murat fazla. Murat Kurum'u tanıyanlar hiç böyle birisi değil. Böyle bir dilli, böyle bir üslubu olan birisi değil diye anlatıyorlar. Zaten yani şunu yapabilirlerdi. Ben hani Murat Kurum adaylığını görünce benim aklımda şu geldi. Ha, teknokrat, hiç siyasete bulaşmayacak. Mesela İmamoğlu'yla ilgili bir soru geleceği İcraatçı. Zaman ben karışmıyorum diyecek. Çok acayip bir efendi görüntü çizecek. Onu yaratmaya çalışmışlar ama becerememiş. O şöyle oldu gözlediğim kadarıyla benim. Öyle başladı ama i̇şte orada onu, yalpalamaya başlayınca. Onu telkin etmişler ama siyaset böyle bir şey değil. Bir de AK Parti şey siyaset o iştahlandı. İçimde kalmasın söyle anlatayım. Yine gençliğinizde şey yaparak belki siz hatırlamayabilirsiniz. Yıldırım Akbulut vardı merhum o rahmetli. O da çok pot kırıyordu. Evet. O başbakan oldu bir dönem. Murat Kurum'un seçim süreci biraz daha uzasaydı hayatımıza Murat Kurum fıkraları girecekti. Yıldırım evet. Akbulut'la ilgili üretilen fıkraların benzerleri Murat Kurum'la ilgili anlatılmaya başlayacaktı. Yani öyle bir şey yarattı maalesef.
Ya çok tutuktu bir kere, çok silikti. Yani adama yayına katılıyor bir haber kanalında. Sunucuya diyorlar ki ya böyle bir köfte olayı oldu, bunu sor da anlatsın, güzel olur vatandaş halkın içinde falan. Sunucu da doğal olarak soruyor. Köfte şeyi varmış ki falan. Ne dedi, köfte yeriz. Ondan sonra da kalktı. Bak bu orada bir köfte içerikli bir gaf yapmışsın. İnsanlar gülmüş sana, komik duruma düşmüşsün. Sonra kalkıyorsun Ekrem İmamoğlu'nun geçmişte gençliğinde köftecilik yapmasından yola çıkarak sen git köftecilik yap, sen bundan seçimden sonra köfteciliğe dönersin artık diye. Bakanlıklarda köfteci bile olursun olamazsın bu cümleler. Yani o düşünebiliyor musun? Yani zaten burada insanlar sana gülmüş. O televizyondaki o köfte meselesini anlayamamış vesaire. Niye köfte üzerinden yürüyorsun? Şimdi sana ait olmayan bir kostümü giydiğinde, üzerine tam oturmayan bir kostümü giydiğinde yalpalamak, hani iyi de görünmemek mümkün. Dolayısıyla Murat Kurum o değildi ya da AK Parti'nin istediği şekilde davranacak bir aday değildi. Ama böyle olsun dediler demek ki kampanya sürecinde. Murat Kurum'un da bu kadar başarabildi. Ben mesela kampanya sorumlularıyla konuştuğumda şunu söylediler. Ya Ekrem İmamoğlu gibi bir siyaset şeyini, figürünü Ekrem İmamoğlu tarzıyla Murat Kurum'un 3 ayda aşması imkansız yani. Ekrem İmamoğlu hani laf ebesi ifadesini kullandılar ama hani olumsuz anlamda söylemiyorum ben. Onlar olumsuz anlamda düşünmüş olabilirler ama laf ebesi hani bu siyaset dilini çok iyi kullanan bir insan Ekrem hazır İmamoğlu. Hazır cevap belki. Ya işte hazır cevap, deneyimli, birikimli, donanımlı, siyasetin nasıl, siyaset dilini biliyor. Evet, vatandaşı da iyi tanıyor, doğru. Ama Murat Kurum... Bir de Murat Kurum'u çok konuştuk ama rakip gerçekten Murat Kurum muydu yoksa Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Belki ya biraz Recep doğrudan Tayyip Erdoğan'ı da çıkarmadılar taktik olarak. İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan'dan yüksek oy aldığı için İstanbul'un genelini olumsuz etkilememek için Recep Tayyip Erdoğan'ı İstanbul'da çok fazla sahaya sürmediler. Sürdüklerinde karşı tarafta taban ittifakının güçleneceğini biliyorlardı. Doğru taktik izlediler ama tutmadı, o da tutmadı yani. Murat Kurum Erdoğan'ın gölgesi gibi dolaştığı için Erdoğan muamelesi yaptılar ona da seçmenler. Peki şimdi geldik İstanbul haritasına. Ozan, şu haritaya baktığında bir önceki seçim, yerel seçim 2019'da bayağı bir sarı olan İstanbul. O da nasıl olduysa bir seçim tekrarı yapıldı. İlçelerde bir problem yoktu. Mart seçimi. Evet, İlçeler kabul edildi ama büyükşehir seçimi tekrarlatılmaya çalışıldı. Neyse, neticede 2024 senesine gelindi ve şu anda böyle bir harita var İstanbul'da. Hiç ama hiç beklenmeyen ilçe Beykoz'du. Gelsin, yani Beykoz'a o kadar şaşırmışlar. İstanbul Beykoz'a bakalım. Hani CHP'nin bile biz burayı alırız demediği yerlerden bir tanesiydi ama işte görüyorsunuz yani yaklaşık 1500 oy farkla, 1,5 oy farkla İstanbul'da herhalde Refah Partisi adayına. Evet, burada aynen bu noktada Refah Partisi aslında şey yapmış. Aday tercihlerim de bir yandan konuşalım. Yani Ekrem İmamoğlu İstanbul listesinde tabii dahil oldu. Kimlerle çalışmak istediğiyle ilgili de bir takım tercihleri de oldu. Beykoz için, diğer iller için, Üsküdar için. Şunu görmek lazım. Yani özellikle metropolde taşradan doğru metropole bakınca bu anlaşılamıyor. İstanbul'da özellikle ya da sadece İstanbul demeyeyim. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerdeki ekonomik bunalım çok daha ağır. Çok daha ağır. Aslında buralarda insanlar neredeyse isyan etmişler. Yani biz yanan ateşi yeterince görmemişiz demek. Evet. Gerçekten bunu hani bu seçimin sürpriz denilmesi, birçok nedeni var bu sonuçlara ya öngöremedik, bu kadar da beklenilmiyordu denilmesinin bir nedeni de belki o. Yanan yangını görülmemiş. Kira krizini gerçekten düşünsenize. Tabii insanlar tabii. Ya 17 bin lira asgari ücret olan bir memlekette bu kentlerin hiçbirinde, bu ilçelerin hiçbirindeki ortalama kira 17 bin değil, 17 binden fazla. Kesinlikle. Ya maaşın tümünü versen kira bitmiyor. Yani kiraya yetmiyor. Şimdi bu atmosferde iktidar ne anlatacak insanlara? Tek bir şey anlatabilir. Ben gelmezsem ülke bölünür. Ben gelmezsem hepimiz eşcinsel oluruz. Ben gelmezsem bak Selo'yu dışarı çıkarırlar falan. Yani korku siyasetiyle ancak gidebilir. O da genel seçimde tutuyor. Şimdi yerel seçimde vatandaş hizmet bekliyor. Sıkıntısı var. Bir de endişesi var.
Ve bu endişelerin hiçbirine de cevap vermiyorsunuz. Kanalizasyonu kim yapacak, altyapıyı kim döşecek, köprüyü kim yapacak, işte battı çıktığı, bununla bölünmenin ne alakası var diye örtüştüremedi. Zaten Yeniden Refah Partisi'nin en büyük itirazı da bu oldu. Bir de siz de bölüyorsunuz yani fakirler ve zenginler diye bölüyorsunuz zaten. Ülkenin %85'ini fakirleştirdiniz, %5'i hayatını yaşıyor. Bu da bir bölücülüktür yani. Memleketin kaynaklarını düzgün dağıtmazsan, geliri dağılımı eşitliğini bozarsan bu en büyük bölücülüktür yani. Vatandaş onu da fark etti. Bir de senin söylediğin bu sosyal yardım işi hazine boşaldığı için son 4 aydır o dediğin ekstra desteklerin hiçbirini veremediler. Önceden evet. 10 bin lira emekli maaşının üstüne evde sigortalı olduğunda normalde vermiyorlardı ama onu yine bozmuşlardı. Son 4 ayda onları veremediler. Sancaktepe gelsin mi? Ne büyük haksızlık edildi. Sancaktepe değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Orada Şeyma Dövcü bir vaatte bulundu. Belediyede işte 2 bin lira, 3 bin lira emeklilere para verilecek, yardım yapılacak diye insanlar oraya koştu. Çok emekliyi fena, ne hale çok düşürdüler kötü bir orada. Yani. Sonra demişler ki kapıya giden emeklilere, hem de yani yüzlerce emekli. Yok canım şimdi değil, seçimden sonra. Sen önce bir oyu ver, ondan sonra biz size o desteği vereceğiz. İşte bunlar işte sonucu. Bunlar çok rencide etti insanları. Yani burada bir ek yapabilir miyim? Ben mümkün mertebe böyle işçi greviydi, işte işçi direnişiydi, sendikalaşma vesaire, bu olayları mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Yani insanlar hangi aşamada isyan ediyorlar? Ya bizim işçimiz, bizim emekçiler her türlü çalışma koşullarına razı geliyorlar. O kadar o anlamda tırnak içinde söylüyorum sabırlılar ki, ne zaman ne oluyor biliyor musun? Haysiyetiyle oynanmaya başlıyor artık. Yani orada müdür artık hakarete başlıyor. Artık iyice rahatlamış. Ne bileyim, patron geliyor, patronun çocuğu bir tanesine tokat atıyor. Yani artık haysiyetiyle oynanıyor. Bu noktada bence haysiyetine temas eden bir kasteden bir aşamaya geldi ekonomi. Tabii yani, tabii. Ya et kuyruklarında sabah 4'te giden insanlar da yüzleri görünmesin diye. Evet. Yani oradaydık. Utandıyız. Evet. Utanmaya başladı insanlar. Yüzleri nasıl da kapatmaya çalışıyordu büyüklerimiz. Bu arada bir Aksaray da gelsin ama buraya gelsin. Savaş yönetmenimizden onu rica edeyim. İstanbul'da devam edelim. Diğer ilçeler birer hepsine bakalım mı? Savaş hızlı ilerleyelim. Mesela Sancaktepe'yi gördük. Cumhuriyet Halk Partisi burada kazandı. Bayrampaşa'da kazandı. Pek çok ilçede kazandı. Kadıköy'de Mesut Kösedağ %68,71. Devam edelim yine İstanbul'dan. Diğer ilçelerde gelsin. Pendik bakalım falan. Bakırköy gelsin. Bakırköy'de Cumhuriyet Halk Partisi Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu %67,72. Sarıyer bir tartışma konusuydu. Şükür Genç bağımsız aday oldu. Ne kadar oy aldı? %8,3. Mustafa Oktay Aksu %51,51. Peki Esenyurt bir profesör. Ahmet Özer %49,8 oy aldı. Burada kent uzayısı var. Küçükçekmece'ye gidelim. Küçükçekmece'de Kemal Çebi %50,11 oyla belediye başkanlığını kazandı. Şimdi sıradaki ilçe Büyükçekmece. Hasan Akgün %48,4 oyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı oldu kendisi. Tuzla'ya gidelim. Tuzla'da Eren Ali Bingöl %50,93 oy aldı. Yine Cumhuriyet Halk Partisi sürpriz yapan ilçelerden birisi yine Silivri. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeydi ve Bora Balcıoğlu %53,19 ile kazanan isim oldu. Silivri'de Avcılar'da Turan Ançerli kendisi mesela Şükrü Genç gibi davranmadı. Zaten itiraz olarak da Ekrem İmamoğlu onu da söylüyor. Utku Caner Çaykara. İstanbul'da Avcılar'da biz işte Turan Ançerli ile birlikte seçim kampanyasını yürüttük. Sarıyer'de niye böyle oldu diye Ekrem İmamoğlu itiraz ederken %53,24'lük oy oranı. Maltepe yine ağırladığımız konuklardan da Esin Köymen kent savunucusu bir mimar %58,93. Kartal gelsin. Gökhan Yüksel ikinci dönemi yanılmıyorsam %54,72 oy. Gökhan bir de genç bir arkadaş yani. İlk döneminde çok başarılı geçti ki teveccüh hala çok yüksek. Yine destek gördü. Kartal'dan sonra bakalım Şile'ye gidelim. Özgür Kabadayı %51,88. Şile'nin önceki seçimine de bakalım. Bu sürprizlerden bir tanesi. 2019 işte İlhan Ocaklı %54,37. Şimdi Çatalca diyelim. Erhan Güzel %50,53.
Bir önceki seçimde Mesut Üner %51,75. Ataşehir'e gidelim. İstanbul Ataşehir'de Onursal Adıgüzel %56,31. Bunu değerlendirmenizi de isteyeceğim Ataşehir'le ilgili. O zaman bir öncekine bakalım. Bir önceki seçime de gelelim. Battal İlgez'de %51,36. Şimdi burayı değerlendirelim. Ne dersiniz? Oylar artmış mesela. Evet. Battal İlgez'de de çok karışık sinyaller verdi. Bağımsız olurum, şöyle olurum, böyle olurum falan diye. Biraz böyle farklı bir tavır sergiledi. Ona rağmen Onursal Adıgüzel yani oyları da 10 bin civarında artırmış. Peki Fatih'e de gidelim. İstanbul Fatih'te Ekrem İmamoğlu'nun yakın çalışma arkadaşlarından Mahir Polat yarıştaydı ve rekor bir oy kazanamadı ama %43,76 ile rekor bir oy Fatih aldı. Fatih ve Pendik kazanılabilirdi aslında CHP açısından. Gerçekten hani demek ki o muhafazakar doku hala kırılamamış Fatih'te. Biraz ondan kaynaklanıyor. Şu belki söylenebilir orada. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Murat Kurum cumartesi günü Fatih'te çok geniş bir cemaat olan İsmail Ağa'yı ziyaret etti ve fotoğraf verdiler. 7-8 bin oyla Ergün Turan kazanmış. Ben bu 7-8 bin oyun aslında o konsolidasyon olduğunu. Belki de bir gün önceki seçimde yaklaşık 50 bin oy fark varmış. Şimdi 7 bine düşüyor. İsmail Ağa dedin. Adıyaman önemli. Buraya İstanbul Fatih'in olduğu yere Adıyaman sonucu gelsin. Ben size bir Aksaray'ı hatırlatmak istiyorum. Sandıkta emeklilere takılanlar Türkiye genelinde bir sonuçtur bu. Bir vaka olarak da karşımızda. Aksaray'da biz şunu duyduk bir milletvekilinden, MHP'li milletvekilinden. Her şeye de devlet yetişemez. Emekli geçinemiyorsa simit satsın, domates satsın, su satsın diyiverdi. Ve bu da gerçekten emeklilerde büyük bir kırgınlık da yarattı. Onun hatırlatması ama neticede zaten, Evren Dinçer %36,85'te kazandı. Zaten emekliler simit satıyorlar, su satıyorlar, pazarda çalışıyorlar vesaire falan. Buna rağmen 1000 tane emeklinin yaptığı ek işten kazancı o beyefendinin bir ihaleden aldığı kazançtan daha düşük. Ben ona şunu teklif ediyorum. Gitsin o limon satsın. O 5 milyonluk ihaleleri de emeklilere versin. Emeklilere ek iş olarak ihale yapsın. Yani ihaleye katılsın. Şimdi Ozan Adıyaman'ı konuşalım. Ya da şöyle yapalım. Adıyaman'ı 81 ilde 11 kadın belediye başkanı onlar kazandı. 11 şehri kadınlar yönetecek. Haberimizi izleyelim. Sonra bir Adıyaman'a dönelim ve Adıyaman'da işte Abdurrahman Tuttere, onun etkisi işte tabii bunu kırsalda. Meclisle bakalım buna. Abdurrahman Bey'in etkisini orada daha iyi görürüz. Ziya Polat, Nazif Atalay, belki yeniden Refah Partisi'nin etkisini de konuşmak gerekiyor. Ama önce kadınlar, 11 şehri yeni dönemde kadınlar yönetecek. ...2024 yerel seçimlerine kadın başkan adaylarının yükselişi damga vurdu. Aday listelerinde hedeflendiği kadar kadına yer verilmese de 81 ilde sayılır 2 kattan fazla arttı. Şu anki gidişata göre 81 ilin 11'ini kadınlar yönetecek. İlçelerde kadınların zaferine sahne oldu. Şimdi biz bir bütün olduk. Tüm hemşerilerine, tüm Edirne'li hemşerilerine çok teşekkür ederim. Trakya bölgesinde kadınlar adeta tarih yazdı. CHP'li adaylar Edirne'de Filiz Gencan Akın, Tekirdağ'da Candan Yüceer bölgeyi ilkleri yaşattı. Tam bir eşitlik ve erişim. Resmi olmayan sonuçlara göre Tekirdağ'da Candan Yüceer, Edirne'de ise Filiz Gencan Akın ilk kadın belediye başkanı oldu. Akın sevincini coşkulu kalabalıkla paylaştı. Ailemiz büyümeye devam edecek. Hep beraber olmaya devam edeceğiz. Aydın'da 3. dönem seçilen CHP'li Özlem Çerçioğlu oyların %50'sini aldı. Çerçioğlu, Efeler ilçesinde Atatürk Kent Meydanı'nda seçim zaferini kutladı. Hepinize ayrı ayrı teşekkür. Bir ilk de Afyonkarahisar'da yaşandı. CHP'nin adayı Burcu Köksal şehrin ilk kadın belediye başkanı oldu. Eskişehirlilerin hocamız diyerek bağrına bastığı Yılmaz Büyükerşen'den boşalan koltuğa varisi Ayşe Ünlüce geçiyor. Ünlüce oyların %51,2'sini aldı. Eskişehir'de yeni bir dönem resmi sonuçlarla birlikte başlıyor.
Bir süredir Bilecik'te başkan vekili görevini sürdüren Melek Mızrak Subaşı oyların çoğunu topladı. Bilecik'in yeni belediye başkanı oldu. Herhangi bir olumsuzluk yok. Her şey çok güzel gidiyor. Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bir kez daha kazandı seçimleri. Şahin 3. dönemine merhaba dedi. DEM Partisi'nden 4 aday öne çıktı. Ayşe Serra Bucak Küçük Diyarbakır'da, Sofya Alaaş Siirt'te, Gülistan Sönük Batman'da, Hazal Aras Ağrı'da oyları topladı. İlçe yönetimlerine de kadın adaylar damga vurdu. Türkiye'de batıdan doğuya dört bir yanda ilk kez kadın başkanın yöneteceği ilçe sayısı arttı. Başarılar dileyelim ve Adıyaman. Ozan. Adıyaman çok enteresan. Gerçekten yani orada Deniz abinin yorumu da çok doğru. Orada Abdurrahman Tutdere isminin anlaşılan o ki çok ciddi etkisi var. Çünkü il genel meclisinde %26 oy alıyor CHP. Ama belediye aday başkanlığında kazanmış. Aday kazanmış ama bir yandan da sadece aday kazanmamış, AKP kaybetmiş. Çok açık. Yani şeyin de Ziya Polat'ın AKP adayının oyu çok düşük. Adıyaman gibi bir il için, yani bilmeyen için söyleyelim, Türkiye'nin en geniş cemaati olan Menzil cemaatinin merkez üstünden bahsediyoruz. Muhafazakar dokusu çok koyu bir kent. Bu kentte CHP'nin kazanması gerçekten sosyolojik bir vaka. Bir de mesela 2019'da bak listede CHP yok. Evet. Ya yani öyle bir kentten bahsediyoruz evet. Yani CHP listede yok yani. Mayıs seçiminde belki farklı bir tavır sergiledi Adıyaman ama 6 Şubat depremi etkisini işte burada yerel seçimde gösterdi. Belediye binası bile ağır hasar almıştı. Hatırlayacaksınız kamu binaları. Deniz abi, Ankara'yı konuşalım mı? Ankara, şimdi buraya Ankara'nın sonucu gelsin. Ama ne kadar oy farkı var? Onunla birlikte paylaşalım. Yaklaşık 1 milyon oy farkı var. Bir de inanılmaz rekor seviyede bir fark var. Turgut Altınok'un aldığı oy kadar bir fark neredeyse Ankara'da karşımıza çıktı. Ve şimdi buraya da ilçeleri alalım. Böyle yanıp da sönsün hangi ilçeler değişti onu da paylaşalım. Mansur Yavaş %60,35, Turgut Altınok %31,69 oy aldı. Suat Kılıç %3,12, Hüseyin Bartu Soral %1,50, Cengiz Topel ise 0,90. İyi Parti %1 oy bile alamadı Cengiz Topel Yıldırım ismiyle. Şimdi buranın bir analize ihtiyacı var. Deniz abi senden dinleyelim. Ya kısa bir analiz yapılabilir. Mansur Yavaş rüzgarı esti Ankara'da. Ya bütün bu şey Mansur Yavaş'ın eseri. Ben nereden biliyorum? Biliyorsun hafta sonları falan şeylerde dağlarda falan biz dolaşıyoruz ya hafta sonları, pazar evet. Günleri. Nereye gidiyorsun bu haritada ya göster. Ya burada mesela en girsinler, çok Çamlıdere. En çok gittiğimiz yerleri söyleyeyim sana. Çubuk'ta mesela, Kızılcahamam'da, Çamlıdere'de, Güdül'de mesela. Güdül CHP'li oldu. Evet. Yani Ayaş eskiden CHP'liydi. Evet, Ayaş bir yani, CHP pratiği var Ayaş'ın. Ama Güdül CHP'li oldu. Yani biz mesela Ayaş-Güdül sınırında bir kanyon var. Orada çok yürürüz. Orada bir taksici arkadaşla karşılaşmıştık. Sincan'da taksicilik yapıyormuş. Özgür, buradan da selam söylüyorum. Günaydın diyelim, selamlarımızı iletelim. Özgür gece mesaj atmış bana. Deniz abi Güdül bile CHP'ye geçti diye. Ya bunlar önemli şeyler. Gittiğimiz yerlerde gördüğüm şey Mansur Yavaş bütün bu kırsala ulaşmış. Yani her köyde, bizim mesela geçtiğimiz köylerde asfaltı var. Köylerde internet var köy meydanlarında ya. Düşünebiliyor musun? Köy meydanlarında ücretsiz internet var. Müthiş bir şey. O kartları, tarımsal destekleri, şu sosyal belediyecilik imkanları Şerefli Koçhisar'dan en uzak şeyidir Ankara'ya. Bak şurası 2 saate zor gidiyorsun. Nallıhan da öyledir. Nallıhan'ın kırsalı da öyledir. Her yerde Mansur Yavaş rüzgarı esmiş. Yani bunun başka bir analizi yok. Turgut Altınok açısından hani ben hep seçim boyunca şunu dedim. Ya bu kadar servetiniz var. Ne uğraşıyorsunuz? Gidin. Yani denizi seviyorsanız bir deniz kenarında, dağı seviyorsanız bir yaylada güzel bir ev yaptırın, ayaklarınızı uzatın, torun sevin. Niye kendinizi bu duruma düşürüyorsunuz? O da herhalde bana cevap verdi bir yerde. Bu vatan sevgisi falan. Öyle değil yani, toprağı seviyormuş ama arazi olarak seviyormuş. Gençler çok güzel tiye alıyorlar vaziyeti. Ya Turgut Bey için sıkıntı yok zaten, Ankara onun. Yani belediye başkanlığı kaybetse ya işte zaten. Ben şey diyorum yani, toprağı seviyormuş ama arsa olarak seviyormuş. Yani
öyle mal varlığına baktığın zaman tapu mu seviyor yani? Ama şimdi kiracıları düşünsün. Şimdi kiracıları düşünsün. Eyvah. Bana, şimdi bana oy vermediniz diye kiraları artırırsa şaşırmamak lazım. Şimdi bir cümle daha alacağım Deniz abi senden. Yalnız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Now Haber'e özel röportaj, sıcağı sıcağına seçimi kazanması, seçimi de böyle farklı kazanmasının ardından sıcağı sıcağına hangi cümleleri kurdu, hangi röportajı verdi dinleyelim. Son cümleyi Deniz Erik'ten alacağım, sonra Deniz abi uğurlayacağım. Demokrasi mücadelesi böyle bir şey. Kim kazanırsa kazansın belediye başkanıdır. Gönlüm arzu eder ki artık o vesayeti bir kenara bırakırlar. İlçesinin belediye başkanı olurlar. Herkes birbiriyle oturup konuşabilir. Yani ben bütün arkadaşlarımızın aldığı prensip karar şu. Hiç kimsenin bir oyunu ne aşağıya ne yukarıya, ister bizim oyumuz olsun ister başkasının oyu olsun, aslında sandığa muhafızlık yapıyoruz 21. yüzyılda. Yani seçim illa sandıkta bu kadar titiz irdelenmeli mi? Çağdaş yöntemler niye geride tutuluyor? Yani niye insanlar bu kadar her şeyde güvensiz bir ortamın içerisinde olduğunu hissediyor? 26 ilçeye ulaşmak büyük bir başarı. Büyükşehir Belediyesi oylarımızda da milyonun üstünde bir farkla şu anda sonuca erişmiş olmak değerli bir başarı. Tabii çok yoğun bir kampanya ve çok yoğun bir saldırı, iftira ve birçok hususla karşı karşıya kaldık. Zor bir süreçti. Evet, yani karşı karşıya kaldık ama kendimizden emindik. Milletimize söyleyemeyeceğimiz ya da izah edemeyeceğimiz bir şeyle karşı karşıya değildik. Zaten malumunuz İstanbul'da kampanya iki aday arasında geçmedi yani. Sizi arayan var mı mesela şu dakika itibariyle? Yok, şu ana ya kadar da arayan yok ama arasınlar isterim. Yani ben arayacağım en azından 3-4 gün sonra belediyenin bir işiyle ilgili, ben durmam ki ararım. Hepsini arayacağım. Diler ve isterim ki bu yapılan eksiklik, hatalar, bunlardan geri dönüş olsun. Ve işimize bakalım. İşimiz ne bizim? İşimiz İstanbul. Müzakere bile etmekten imtina eden, çekinen ya da uzak duran, kaçan, ya böyle bir anlayış olabilir mi? Bakın Türkiye bunu yaşamadı. Ve bunu en derin bir şekilde İstanbul'a yaşatıyorlar. Cezalandırdıkları Ekrem İmamoğlu değil ki. İstanbul halkı. Ha biz ona rağmen başardık. Aslında toplum şunu oyladı. Sizin politika yapma biçiminizi onaylanmıyoruz kardeşim. Seni cezalandırıyor. Dolayısıyla bence toplum çok derin bir mesaj verdi. Siyaset anlayışını, siyaset yapma biçimini değiştir. Ben kendi üzerime aldığım çok mesaj var. Daha çok çalışmalıyım, daha çok üretmeliyim. İnsanların beklentileri, dayanışmacı hususlar vesaire, ama iktidarın alması gereken mesajlar daha derin. Bu milletin kavgadan fayda görmek gibi bir şansı olabilir mi? Sizin ılımlık diye tariflediğiniz konuşma tarzı, uslubu ilişkilere de yansıza. Biz bunu açığız zaten. Ben hiçbir zaman yapmam, etmem, gitmem demedim ki. Demem de haddime değil. Niçin? Çünkü millet beni seçtiği gibi Sayın Cumhurbaşkanını da seçti. Yani şu mübarek Ramazan ayında biz dualarımızda birliğimizi, dirliğimizi bozmasın hiç kimse diye Yaradan'a sığınırken, birbirimiz eğer birbirimizin birliğini, dirliğini bozacak şekilde tavır alırsak bunu kime anlatabiliriz? Bakınız bu seçim mesajlarla dolu. Tekrar ifade ediyorum. Bir kısmına değindim. Bu mesajların hükümete olanı var, bize olanı var. Hatta başka siyasi partiler olanları da var. Herkesin bunları alıp düşünmesi lazım. Bizim de düşünmemiz gereken hususlar var. Düşünürsek ve bunlar hatta tartışabilirsek, müzakere edebilirsek ve hatta bunları aldığımızı ve bunları uygulayacağımızı kamuoyuna aktarabilirsek, Türkiye ciddi bir güven ortamına doğru ilerler. Ve inanın ondan sonra bundan hepimiz kazançlı çıkarız yani. Ekonomide, adalette, her hususta. Yani beni tebrik eder mi etmez mi kısmı önemli değil. Önemli değil derken tabii ki etmesini dilerim ama yarınlarda esas olan işlerimizi yapabilmek daha önemlisi o. Beni biraz çözebilmişlerse öyle vahşi bir rekabetin beni daha çok çalıştırdığını, halkın da bu konuda daha çok sahiplendiğini görürler. Ben onlara formülü vereyim. Belki
İstanbul'da bu anlamda mücadele edeceklerse bizimle, bizimle hizmette mücadele etsinler, iyi niyette, iyi ilişkide, iyi diyalogda etsinler. Ben böyle bir formül vereyim. Benim bu hükümete karşı 4. seçim kazanmam. Ama seçim kazanmanın her birisinde değişmeyen üsluplarımız var bizim. Dürüstçe, mertçe, şeffaf, tümden vatandaşla konuşan, vatandaşın derdini düşünen ve buna çözüm bulan bir anlayış. Dolayısıyla bize bunun karşıtı üzerinden verilen mücadeleler kaybetti. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın tercihi ise ve bundan vazgeçmeyecekse kendileri bilir. Ama umut ederim ki bundan ülkede fayda görmüyor. Başka türlü bir model bulurlarsa belki daha faydalı, daha ahenkli, daha ülke demokrasisine katkı sunan bir usluba dönüşebilir. Seçim bitti, işimiz artık İstanbul'a hizmet. Elimize fırsat geçti, hadi bakalım demeden önce gerçekten bir tahlil edip, gerçekten muhalefeti de çağırıp konuşma huyumuzu mutlaka devreye sokacağız. Ekrem İmamoğlu Na Haber'den Gülşah İnce'ye, Çağlar Güner'e konuştu. Sıcağı sıcağına seçim değerlendirmesi ve cümleleri böyleydi. Şimdi gelelim Ankara. Ankara'da hemen bir belediye meclisi nasıl şekillendi? Hemen gelsin ekranlarınıza. İstiyordu, bize belediyeyi de verin diyordu. Meclisi de verin diyordu Mansur Yavaş. Kendisi %60,35 oy alırken yine belediye meclisinde de 90 üye Cumhuriyet Halk Partisi'nin, 50 üye AK Parti'nin oldu. Bir önceki seçimde 86 üye AK Parti'deydi, 30 üye ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Şimdi 106 idi iktidar oyu şeyi, meclis üye sayısı. Şimdi CHP'ninki 90 oldu tek başına. %1 kadar oy aldığı için İYİ Parti tabii ki mecliste, belediye meclisinde temsiliyeti yok. Gelelim Kocaeli. Kocaeli'yi merak ediyordu Deniz Zeyrek. Hemen bir gelsin. Tahir Büyük Akın %45,82 oy alırken. Atasoy Bilgin %28,95. Tahir Büyük Akın'ın bir açıklamasını okumuştum da onun için merak ediyordum. Kocaeli'de hiçbir ilçeyi, İzmit dahil, İzmit'te biliyorsunuz CHP vardı, Fatma Hanım vardı. Çok yüklendiler ona ve İzmit'i de alacaklarını ve Kocaeli'yi tamamen alacaklarını iddia ediyordu Büyükşehir Belediye Başkanı. İzmit Fatma Hanım. Büyük ihtimalle Derince'ye bakabilir miyiz? Gelsin. Mesela Sertif Gökçe bir önceki seçimi yapamamış yani. Sertif Gökçe bir önceki seçimi 1200 oyla kaybetmişti. Bakalım. Gelsin. Şimdi geçmiş. Bizim hemşerimiz olur, Ardahanlıdır kendisi. Onu da altını çizeyim. Kara Mürsel galiba CHP'ye geçti. O da gelsin. Ahmet Çalık. %46,84. Evet. Yani 14-0 diyordu ya beyefendi. Fatma Hanım'ı da gönderecekti. Fatma Hanım'a o kadar çok yüklendiler ki. Böyle elini kolunu bağladılar. Böyle sahip olduğu, belediyenin sahip olduğu şeyleri elinden almaya çalıştılar. İşte sonuç bu. Tahir Büyük Akın'dı galiba değil evet. mi? Tahir Büyük Akın'a yanıt olmuştuk bu şey. Onun için özellikle merak ediyordum. Deniz abi teşekkür ederiz. Geldin, sabah değerlendirmelerde bulundun. Şimdi Deniz Zeyrek'le zaten yorduk da kendisini ama bir başka randevusu var diyelim. Başka bir ekranda başka bir randevusu var. Oraya doğru kendisini göndereceğiz. Biz nereye gideceğiz peki? Yeniden Refah. Yeniden Refah'ın lideri Fatih Erbakan. Yine kendisinin sıcağı sıcağına yapmış olduğu açıklamalar var. Acaba Fatih Erbakan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından neler söyledi? %6 oy oranına ulaşmış ve Türkiye'nin 3. partisi olmuş. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunmakta. Yozgat Belediyesi'ni yine yeniden Refah Partimiz kazanmıştır. Ve bu iki il belediyesine ilaveten 43 ilçe ve 24 belde belediyesini de kazanmış bulunuyor. Toplamda 69 belediyeye yeniden Refah Partimiz kazanmış bulunuyor. Bu seçimlerin şampiyonu ve yıldızı olduğumuz açık bir şekilde ortaya çıkmakta. Artık çare var, artık umut var, artık milli görüş var, artık yeniden refah var diyor.
Fatih Erbakan'ın açıklamaları da bu şekilde. Çalar Saat Bülten sorumlusu Zafer Söken yanımızda. Zafer, günaydın. Bir kez daha hoş geldin. Şimdi hani Türkiye'yi konuşuyoruz, şehirleri konuşuyoruz, ilçeleri konuşuyoruz, sonucu konuşuyoruz. Biz konuşmuyoruz sadece. Avrupa'da konuşuyor, dünyada konuşuyor. Dünyanın notlarıyla geldi ve gazetelerin manşetleriyle geldi. Zafer Söken, seni dinliyoruz. Önce CNN International'a bakalım. Orası canlı yayınlarla takip etti Türkiye'deki bu yerel seçim atmosferini. Özellikle de İstanbul'un seçimini takip ettiler. Zaten birazdan da anlatacağım. Herkesin dikkat çektiği bir isim var. Evet, Mansur Yavaş tarihi bir oyla seçimi kazandı ama yabancı basında özellikle bir isim dikkat çekiyor. O da Ekrem İmamoğlu. Ve CNN International canlı yayında işte Saraçhane'nin önünden, CHP'nin il başkanının önünden canlı yayınlar yaptı. Hatta görüntüleri de paylaşabiliriz bu sırada. Orada Ekrem İmamoğlu için Erdoğan'ın kilit rakibi ifadesi de kullanıldı. Ve aynı zamanda seçiminde Erdoğan'ın popülaritesini oylamak anlamına geldiğinde özellikle CNN International yayını canlı yayınlarla tüm dünyaya, tüm takipçilerine, Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya duyurmuş oldu. Ve dünyanın geri kalan tüm basınında da seçimlere dair notlarını paylaştı. Onlardan biri Associated Press, Amerikan devlet destekli haber ajansı. Ancak bizdeki gibi değil, onu söyleyeyim. Yani bizdeki devlet destekli haber ajansı gibi değil. Onlar daha editoryal bağımsızlığı yüksek yayın kuruluşları. Burada diyor ki Associated Press, Mayıs seçimlerini hatırlatarak Mayıs seçimlerinde Erdoğan'a kaybeden muhalefet yerel seçimlerde büyük kazanç elde etti. Özellikle kilit şehirlerde kontrolü muhalefet korudu ve Erdoğan hayal kırıklığına uğradı diyor Associated Press. Ve bir önemli noktada bölünmüş ve moralsiz muhalefet bir toparlama, bir destek buldu kendisine. Özellikle işte altılı masanın dağılması ya da seçime ittifaksız girilmesini hatırlatarak Associated Press'in takipçilerine duyurduğu haber de bu şekilde. Bir virgül koymanı isteyeceğim. Dış basının analizlerine ne diyorsun? Tespitler. Tabii 3 aşağı 5 yukarı aslında bizim gördüğümüze benzer bir tablo görüyorlar ama niye bu kadar ilgilendikleri bence daha enteresan. Çünkü bizim sistemimizde şimdi hukuk büyük ölçüde keyfiyetle idare ediliyor. Yargının bağımsızlığı tümüyle artık kenarda. Ekonomik kurumların bağımsızlığı kenarda. O zaman bu memlekete yatırım yapacak olan kişi kime güvenecek? Tek bir kişiye güvenecek. Erdoğan'a. Dolayısıyla Erdoğan'ın gücü, Erdoğan'ın istikrarı, Erdoğan'ın geleceğe ilişkin potansiyeli yatırımcı için son derece önemli oluyor. Çünkü örneğin Kanal İstanbul yapacağım ben dediği zaman kimsin sen? Sen daha en az 10 yılda, en az 15 yılda bu memleketi yönetecek kişiysen tamam, o zaman Kanal İstanbul arazisini ben alayım. Ama şu anda belli ki sen artık gemiyi terk etmeye hazırlanan bir lidersin görüntüsü varsa bu yabancı yatırımcı için de hayırlı bir şey değil. Bence biraz da dış basın o gözle bakıyor. Yani artık Erdoğan'ın sözüne itibar etmeli miyiz, etmemeli miyiz? Çünkü kurum kalmadı ortada, hukuk da kalmadı. Normalde devlet kurumlarına itibar edilirdi. Bu bizim sistemimizde artık Cumhurbaşkanı ne karar veriyorsa o. O yüzden Cumhurbaşkanı güçlü olmak zorundadır bu sistemde. O yüzden şu anda bir yönetim krizi yaşayacağız gibi geliyor bana önümüzdeki dönemde. Çünkü partili cumhurbaşkanlığı sistemi getirdik. Cumhurbaşkanı evet, partili, fakat parti ikinci. Şimdi ben dışarıyla kurduğum ilişkimde neye güveneceğim? Yani yarınki seçim, sen bana 5 yıllık bir taahhütte bulunduğun zaman bunu yerine getirebileceğin ne malum? Cumhurbaşkanı hemen sıcağı sıcağına bir seçim tartışması yaşanmasın diye belki ön aldı dün. Sandık başında Türkiye seçim yorgunu, bizler de seçim yorgunuyuz ve bundan sonra kendi mesaimize, işimize, gücümüze odaklanalım mesajını verdi. Ama nihayetinde ortaya çıkan tablo ile birlikte bir seçim gündemi olacak Türkiye'nin. Yani şöyle söylemek lazım, MHP Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere en önemli kentlerde aday çıkarmamasına ve AKP'yi desteklemesine rağmen AKP, MHP oylarının toplamı CHP etmiyor. Ve siz AKP genel başkanı olarak bu memleketin bütün yetkileriyle donatılmış bir cumhurbaşkanlığı sisteminde ben bu ülkeyi yönetirim diyorsunuz. Meşrudur, yönetim, yani gayrimeşru bir şey değil, durum değilsiniz. Ama güven telkin etmeniz lazım. Kazanırsanız ancak devam edebilirsiniz. O yüzden zor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni yönetimi ortaya çıkan bu sonuçla birlikte bir güven oyu da almış oldu seçmenden. Onun hatırlatmasıyla devam edelim Zafer. Bir ekleme yapayım o zaman. Cumhurbaşkanı daha önce demişti ki erken seçim vatana ihanettir demişti. Onu da hatırlatayım. Yani 4 yıl seçimsiz bir süreç var. Evet, vatana ihanet demişti ama daha sonra da erken seçime gittiğimizde olmuştu. Yani o ifadeyi de belirteyim. AFP'nin, Fransız haber ajansının
Ekrem İmamoğlu'na dair önemli bir notu. Hırslı belediye başkanı ifadesini kullanıyor Ekrem İmamoğlu için. Hırslı belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Erdoğan'a yeni bir darbe indirdi ifadesini kullanıyor AFP. Ve 2028 seçimleri için muhalefetin şampiyonu Ekrem İmamoğlu Erdoğan'ın en büyük rakibi ve muhalefetin en büyük umudu. Yani 2028 seçimleri için de AFP aslında Ekrem İmamoğlu'nun adını doğrudan kullanmış oluyor. Burada bu şekilde. Peki tekrar Ozan'a döneyim mi burada? Sen devam edeceksin. Daha elinde notlar var. Herkes Ekrem İmamoğlu'nu konuşuyor ama Ankara'da ama da %30 fark atmış bir Mansur Yavaş var. Şimdi işin enteresan kısmı bak. Demin biraz önce Deniz abi buradayken adaylar mı yanlış doğru mu vesaire diye konuşurken aklıma gelmişti. Yani fırsat olmadı. Tam senin soruna denk geliyor. Ya kimi göstereceksin? Kimi göstereceksin sorusuna cevap şu. Kurumsal bir çöküş yaşıyor Adalet ve Kalkınma Partisi. Çünkü çözülme yani Erdoğan'dan sonraki kişinin kim olduğu belli değil. Güçlü kimse üretemiyor kurumsal yapı. İşte görüyorsunuz yani en güçlü... Aday da bulamıyor, aday da seçemiyor. Bulamıyor. Ama şimdi dönüyorsun muhalefet cephesine bakıyorsun, soruya bak. İmamoğlu mu acaba, Mansur Yavaş? İkisi de olur. Enflasyon var. Enflasyon da var, bir de üçüncü adayda enflasyon, doğru. Yani muhalefet cephesinde Erdoğan'la rekabet edebilecek potansiyelde artık çok daha fazla ve çok daha güçlü güven oyu almış isimler var. Genelde bu isimler arasındaki rekabetten ben dün eve gittikten sonra şöyle iktidar medyası nasıl bakmış meseleye diye baktım. Şimdi hemen o içgüdüsel olarak şey başlamış. İmamoğlu'yla Yavaş'ı didiştirme, birbirine düşürme şeyi, dili. Zaten onlar şimdi birbirine girecek falan. Kim bilir belki tam tersi bir güç birliği oluşur. O güç birliği farklı bir sonuç doğurur. Çünkü Mansur Yavaş'ın temsil ettiği şey Türk milliyetçiliği ve sosyal demokrasinin birlikteliği. İmamoğlu'nun vaat ettiği şey merkez sağ ve sosyal demokrasinin bir aradalığı. Bu ikisi de, bu iki lider de, iki belediye başkanı da bunu becerebilmiş. Hani bu şekilde bir taban bulabilmiş belediye başkanları. Bu ikisinin bir aradalığı. Yani hem merkez sağın hem sosyal demokrasinin hem Türk milliyetçilerinin bir aradalığı anlamına gelir ki o da zaten işte siyasal İslamcılığın aslında karşısındaki en büyük monoblok rakiptir yani. Devam edelim yine. Kapitalizmde de bu arada rekabet kaliteyi arttırır diye de bir ifade var. Belki belediyelerin verdiği hizmetlerde hizmetlerde bir kalite artışı da yaşanabilir. Onlar belki didiştirmek istiyor ama böyle bir kalite artışı da yaşanabilir. Sonuç belki dediğin gibi yani farklı olabilir. Önemli olan sonuçtur neticede. Reuters, uluslararası haber ajansı, dünyanın en büyük haber ajansı diyebiliriz Reuters için. Yeniden canlanan muhalefet yerel seçimlerde Erdoğan'ı devirdi diye çok net bir şekilde Reuters abonelerine yaşanan seçim sonucunu bu şekilde paylaşmış. Ve The Economist, zaten adından da belli, ekonomik açıdan bakmış meseleye ne olduğuna dair. Özellikle ekonomik sıkıntılar nedeniyle seçmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı cezalandırdı demiş. Ve burada dikkat çektiği bir şey var. Ülke genelindeki belediye başkanı seçimlerine dikkat çekiyor ama özellikle İstanbul ve Ankara. Tabii herkesin dikkat kesildiği iki nokta. Üç büyük şehir sayıyoruz, İzmir'de sayıyoruz ama İzmir aslında belliydi sonucu diyebiliriz. İstanbul ve Ankara özellikle muhalefetin kazandığı ve önemli büyük oranda oylarla, büyük farklarla kazandığı yerlerden biri. Erdoğan bir seçim felaketi yaşadı diyor The Economist. Bloomberg, o da bir ekonomi yayıncısı. 23 yıldır AK Parti ilk kez CHP'nin gerisinde kaldı diyor. Evet, 47 yıl sonra CHP birinci oldu ama AK Parti'nin tarihinde 2001'de kuruldu AK Parti. İlk kez CHP'nin gerisinde kaldı ve Bloomberg de buna dikkat çekiyor. Tarihi bir kayıp Erdoğan için ifadesini kullanmış. Ekonomik sıkıntılar burada da yine Bloomberg'in dikkat çektiği hususlardan biri. İktidar partisine destek tarihin en düşük seviyesinde. Yani tarihinin derken AK Parti'nin tarihinin en düşük seviyesinde 35,5'te AK Parti'nin aldığı oy oranı. Ve son olarak da Alman Bild gazetesi. Alman Bild gazetesi de Erdoğan'a alkış diyor ama bu alkış biraz protesto alkışı gibi. Yani seçmenin Erdoğan'a gösterdiği tepkiyi burada vurguluyor Alman Bild gazetesi. Muhalefetin zaferini sürpriz bulmuş Alman Bild gazetesi. Belki burada yaşayanlar çok sürpriz bulmayabilirdi ama Almanya'dan demek ki sürpriz görünüyor herhalde. Ya da bu kadar çok olması. Belki biz de bugün dedik ki hashtag de şaka değil. Şaka gibi gelmesin diye Bild'e de söylemek lazım. Şaka değil gelen sonuçlar. Millet son sözü söyledi ve Erdoğan hayal kırıklığına uğradı diyor Alman Bild gazetesi. Zafer Söken teşekkürler. Şimdi emekli şaka yapmayacağını söylemişti. İktidar bunun mesajını alamadı. En azından onu söyleyelim. Gençler de yaşadıkları durumdan, eğitim sisteminden, mezun olduktan sonra iş bulamamaktan, sonra memleketi terk etmekten mutlu olmadıklarını söylüyorlardı. Mülakatlardan da şikayetçi olduklarını söylüyorlardı. Yok canım, mülakatlar kalkmayacak. Nereden çıktı o? Denli verdi.
Mayıs seçiminden sonra. İşte bakın Türkiye'de nasıl bir sonuç. Hem emekliler hem de gençler ve onların aslında daha fazla seçim sonucunun etkisiyle karşımıza böyle bir tablo çıktı. Zafer Söken, benim memleketimiz Çanakkale. Bir Çanakkale'ye bakalım. Senin memleketin, o da gelsin. Benim ekrana. Karışık. İzmir var, Zonguldak var, Antep var. Antep olsun. Antep gelsin. Karkamış'a yine bakalım. Önemli efendim. Karkamış'a bakalım. Orası çok enteresan neticelendi. Tamam. Hem Çanakkale'ye bakalım hem de Gaziantep ve Karkamış'ta konuşalım. Fatma Şahin %38,82. Muzaffer Ertürk %28,11. Ki Fatma Şahin, bir önceki seçime bakalım mı? Bu sonuç da aslında dikkat çekici. Bir önceki seçimde Fatma Şahin Gaziantep'te ne kadar oy almıştı? Büyük bir eğrime var. %53,97. Ama Yeniden Refah'a bakar mısın? Ve yine Yeniden Refah Partisi'nin etkisi toplayınca ne ediyor? %55 ediyor. %56 hemen ediyor. Böyle bir tablo var Gaziantep'te. Karkamış gelsin. Karkamış'ta Mustafa Güzel çok ciddi bir sürpriz yaptı. Gerçekten bütün Karkamışlıların hiç tahmin etmediği bir şey. Bak, şöyle bir sonuç çıktı. Burada bir Cumhur İttifakı var. Yani Bülent Tiryaki aslında AKP'nin de desteklediği aday. Yani orada birliktelik, evet, var. Mehmet Polat da seçimden bir hafta kadar önce Bülent Tiryaki lehine çekiliyor. Yani ciddi bir dominasyon var. Ve görüyorsunuz yine de CHP oradan sıyrılmayı başarmış. Mustafa Güzel %50,5, evet, ile belediye başkanlığını Karkamış'ta aldı. Çanakkale'ye gidelim bakalım. O zaman Çanakkale'de durup bir de Çan'a da bakalım. Çanakkale, Çan'ı da görelim. Tam böyle nokta adresi görmüş olalım. Çanakkale'de belediye başkanı Muharrem Erkek %39,70. Burak Kunt genç bir isim, genç bir adaydı ve iyi de bir performans sergiledi. %36,89. Jülde İskenderoğlu AK Parti belki de Çanakkale'de bugüne kadar en düşük oy oranını aldı. AK Parti'den İYİ Parti'ye bir geçiş mi var mı? Geçiş var mı? Zafer Söken'le birlikte de değerlendirelim bunu. %18,27 Jülde İskenderoğlu'nun almış olduğu oy oranı. Bir önceki seçimde ittifak vardı. %60,73 Ülgür Gökhan. İYİ Parti ile CHP'yi topladığınızda şimdiki seçimde %75 ediyor. Bayağı bir oy farklılığı var. Galiba AK Parti'den İYİ Parti'ye ciddi bir geçiş var. Ne dersin? Tabii 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'nin oy oranı Çanakkale'de yanlış hatırlamıyorsam %18-19 civarındaydı. Ve o oy olduğu gibi işte AK Parti'den gelen oyu da ekleyince sonuç ortaya çıkıyor. Yani Jülde İskenderoğlu'na verilmeyen oylar Burak Kunt'a gitmiş. Herhalde Burak Kunt'un daha da zorlayıcı olacağı düşünülmüş Muharrem Erkek'i. Ama sonuçta Çanakkale'de Muharrem Erkek yaklaşık 3000 oy diyebiliriz. 3000 oyla ipi göğüslemiş durumda. Çan demiştin, Çan'a da bakalım. Çan'a da bakalım. Çan da gelsin ilçelerden. Çan Belediye Başkanlığı'nda Harun Arslan %52,90. Ersin Çetin %38,94. Yarış bu şekilde tamamlandı. Bir de Ayvacık'a bakalım. Çanakkale Ayvacık'ta nasıl bir sonuç var? Mesut Bayram bir kez daha kazandı. %51,36 oy oranıyla Çanakkale'de bir önceki seçimden sonra %1'lik bir artış var Çanakkale Ayvacık'ta. Şimdi istikrar daha istikrarlı, yani vaziyet şeydi, daha stabil kalmış burası. Mesut Bayram'dan demek ki Ayvacıklılar, evet, memnun ve görüntü de zaten, evet, bu şekilde. Bülten sorumlumuz Zafer Söken, bir not daha var. Çan'la ilgili bir not vardı. Çan'ın belediye başkanı Bülent Özlü, CHP'nin eski milletvekili. Evet. Hakkındaki iddialar sonrası kendisi görevden uzaklaştırılmıştı. Harun Arslan vekaleten görevdeydi ve seçime girince de herhalde yaptığı işler, o birkaç yıllık içerisinde yaptığı işler destek toplamış ki bu şekilde gelmiş. Bir Bilecik isteyebilir miyim ben? Bilecik'te, önemli, Bilecik de gelsin. Seçimden önce Bilecik'i bir ittifak de bir vardı. Kadın belediye başkanı yönetecek. Melek Bilecik, Mızrak Subaşı. Bilecik'te mevcut başkan CHP'liydi. O istifa etti. İstifa edince vekaleten yine Melek Mızrak Subaşı görevdeydi. Ancak bir CHP'li üye daha istifa edince yeniden seçim kararı aldı Bilecik Belediye Meclisi. Orada ilginç bir şey yaşandı. AK Parti, MHP, İYİ Parti'nin adayını destekledi. Hatta yerel seçimden önce, evet, böyle bir ittifakın kapısı mı aralanıyor diye konuşuluyordu.
Ancak zaten ayrı ayrı adaylar çıkarıldı ve Melek Mızrak Subaşı, o da vekaleti süresinde demek ki beğenilen, takdir toplayan işler yapmış ki %48, yaklaşık %50 oyla tekrar göreve seçilmiş. Zafer Söken, teşekkür ederiz. Şimdi yine devam edeceğiz. Hangi illerle? Şunu söyleyelim. Madenci il ve ilçeleri var. Zonguldak, Bartın, az önce baktık ama bir kez daha bakalım. Soma ilçesi, Manisa, Soma, Ermenek'e gideceğiz. Ermenek'te nasıl bir tablo ortaya çıktı? İliç'e gideceğiz, Amasra'ya gideceğiz. Bu illerde durum ne? Hepsine bakacağız. Yalnız bir dün geceye dönelim. Seçimin sonrasında, öncesinde ve sonrasında Türkiye'de, büyük şehirlerde yansımaları. Bu ne güzel Türkiye! Bu ne güzel Türkiye! CHP artık %25'lik tavanı söz verdiğimiz gibi kırmıştır, tuzla buz etmiştir. Maalesef yerel seçim imtihanından istediğimiz, umduğumuz neticeyi alamadı. Türkiye sandık başına gitti, yerel yöneticilerini seçti. CHP oyların %37,7'sini, AK Parti %35,5'ini aldı. CHP 47 yıl sonra ilk kez seçimden birinci parti olarak çıktı. AK Parti kuruldu 2001'den bu yana ilk kez ikinci parti konumuna geriledi. CHP artık Akdeniz ve Ege kıyılarında değil, Türkiye'nin her köşesinde vardır. Sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde mahalli idarelerde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. 31 Mart mahalli idareler seçiminde millet son sözünü söyledi. Pek çok il bir önceki seçime göre tercih değiştirdi. Sözümüze değer veren Balıkesir'de, Denizli'de, Manisa'da, Bursa'da, Trakya'da, tüm büyük şehirlerde sözümüze değer veren iyi insanlara, milliyetçi demokratlara, muhafazakar demokratlara ve birleşe birleşe kazanalım deyip de bizimle birlikte olan herkese, Kürt demokratlara, Kürt seçmenlere yürekten teşekkür ediyoruz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, aslında bir dönüm noktasıdır. Herkesin merakla takip ettiği İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise seçmenin tercihi bir önceki seçimde olduğu gibi yine CHP oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu rakibi Murat Kurum'a yaklaşık 12 puan, Ankara'da Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok'a 29 puan fark attı. Bursa, Manisa, Balıkesir ve Denizli Büyükşehir Belediyelerinde CHP'li belediye başkan adayları seçildi. 14'ü büyükşehir, 35 ili kazanan CHP seçimin galibi oldu. AK Parti 12'si büyükşehir olmak üzere 24 ilde seçim yarışını önde kapattı. Netice böyle oldu. Her olanda bir hayır vardır. Size söz veriyorum, ikinci yüzyılın ilk genel seçiminde Atatürk'ün partisini İktidar yapacağız. Yerel seçimde CHP ve AK Parti %6,2'lik oyla yeniden Refah Partisi takip etti. DEM Parti %5,68'lik oyla 4. Milliyetçi Hareket Partisi %5'lik oyla 5. İYİ Parti ise %3,8'lik oyla 6. parti oldu. DEM Parti 3'ü büyükşehir 10 ilde, yeniden Refah Partisi 1'i büyükşehir 2 ilde, MHP 8 ilde, İYİ Parti ise 1 ilde seçimi kazandı. Hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. İlklerin seçimiydi, acaba ittifaklar da kalkar mı? Ne dersin? Ya yani ittifaklar, bence bu sistem bu ittifak işini dayatıyor. Gerçekten Cumhurbaşkanı her kim olursa olsun, Cumhurbaşkanı etrafında kümelenmiş bir kutuplaşmayı dayatıyor bu sistem. Zaten seçmen de rasyonel olduğu için bu noktada üçüncü yolu da çizmiş. Yani üçüncü yolda ancak doktriner partilere tenezzül etmiş. Mesela İyi Parti hem merkeze oynayacağım ama hem de üçüncü yolum ben deyip CHP ile didiştiği zaman seçmen çok ağır bir ders veriyor. O yüzden dayattığı, sistemin dayattığı bir şey bu %50 bandı yüzünden. Ben bu nedenle şeyi zannetmiyorum. Hani ittifaklar biter mi? Çünkü ittifaklar bu işin doğasında maalesef var oluyor. Maalesef diyorum çünkü bu söz konusu bu ittifaklar bir politik zemin üzerine yapılmıyor. İşte gördük. Koltuk pazarlıkları, yok ihale pazarlıkları. Yani siyaseti de yozlaştıran bir şeye dönüşüyor söz konusu bu %50 artı 1 sistemi. Aslında benim yani uzun zamandır düşündüğüm şey odur.
Bu memlekette an itibariyle bir ekonomik kriz yok. Bir sistemik kriz var. Türk TV başkanlık sisteminden kaynaklı bir sistemik kriz var. O sistemik krizin bir sonucu olarak ekonomide de işler kötü gidiyor. Dolayısıyla faizler yükselirse ekonomi düzelmez ya da düşerse düzelmez. Mehmet Şimşek gitse de düzelmez, gelse de düzelmez. Sistem değişmezse, düzen değişmezse ekonomi düzelmez. Bu nedenle aslında Sayın Erdoğan bir kara girdabın içinde. Yani kendi yarattığı düzeni değiştirmek durumunda, o da çok çelişkili bir durum olduğu için o yüzden kara girdap diyorum zaten. Günün sonunda patron çıldırdı, seçmen sandığa el koydu ve çoğu yerde de partilerin önünden ilerledi. Adayı beğenmediyse belki partisini değiştirmedi ama o adaya oy vermedi. Ya da parti ile adayı farklı farklı ele aldı ve gitti sandıkta bilinçli bir şekilde oyunu kullandı. Şimdi gelelim efendim. Madenci illerine ve ilçelerine Zonguldak Belediye Başkanlığı'nda Tahsin Erdem %54,52 ile belediye başkanı seçildi. Zonguldak'ın ardından Bartın'a gidelim. Bartın'da tablo nedir diyecek olursanız, zaten bunu konuştuk. Adalet Bakanı'nın memleketi burası. Muhammed Rıza Yalçınkaya %51,29 oy aldı ve belediye başkanı seçildi. Sayın Adalet Bakanı kaçırdıysa buradan NAV ekranlarından belki de öğrenmiş olur. Sonra Bartın'a kadar gitmişken bir Amasra'ya uğrayalım. Amasra'da durum nedir? Orada da Cumhuriyet Halk Partisi kazandı ve Amasra'nın sonucu hemen bir gelsin bakalım. Recai Çakır %46,24 ile Ahmet Reis %43,15 oy aldı. Ulus'a arada bakabilir miyiz? Bartın Ulus'a. Bartın Ulus, hemen ona da bakalım. Hasan Hüseyin bak, Uzun. Bu çok enteresan. Yani memleket adına bence hepimizin düşünmesi, Erdoğancıların da bence empati yapması gereken bir hadise. Sayın Yılmaz Tunç, Ulus'u karış karış gezdi, orada mitingler yaptı. Yahu Adalet Bakanı, Bartın'ın Ulus ilçesindeki belediye başkanıyla niye ilgilenir ki? Niye ilgilenir? Neden? Ya da Bartın belediye başkanıyla genel olarak niye ilgilenir? Bu haliyle bizim bu sistemde bakanlar bürokrat gibidir. Nitekim zaten Mehmet Uçum da kitabında yazdı. Yani bizim sistemi değiştiriyoruz dedi. Artık bakanlar dedi meclise karşı sorumlu olmayacak. Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Siyaset yapmayacaklar. Aynen dedi. Bir nevi bürokrattır bakanlar dedi. Şimdi siz böyle bir sistem getiriyorsunuz. Dönüyorsunuz bürokrat olan bakanı ilçe ilçe gezdirip belediye başkanı yapıyorsunuz. Şimdi adalet sistemimizdeki herhangi bir sorunu Bartın Ulus Belediye Başkanlığı çözebilir mi? Adalet Bakanı gövdesini koydu, kazandı. Yani bu olacak iş mi? Bence birçok insanın üzerine düşünmesi gereken bir hadise bu. Peki şimdi buradan da Manisa'ya gidelim. Manisa Soma. Soma nasıl bir karar verdi? Şimdi işte Sercan Okur %57,98 ile Manisa Soma'da belediye başkanı. Bir seçildi. Önceki seçime bakalım. Bir önceki seçime gidelim şimdi. Ali Tulup %43,91. CHP 2019 senesinde oyunu. Böyleydi ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi. Madenci il ve ilçelerinde baktığımızda AK Parti'ye oy verme oranının düşüğünü görüyoruz. AK Parti'ye vermiyorsa da hangi partiye vermiş? İsterseniz bir bakalım. Karaman, Ermenek. Ermenek'te seçmen kararını ne yönde kullanmış? Mustafa Bozcu %55,49 ile belediye başkanı seçildi. Erzincan ilçe gidelim. Bir önceki seçimde de %55,28 ile İYİ Parti'deydi. CHP ilk 5'te bile değil. Evet. Karaman'da yani ve belediye almışlar. Ve şimdi Erzincan ilçe 9 can hala toprağın altında. Seçilen isim Mehmet Elçi %54,71 ile Mustafa Gürbüz burada seçimi kaybetti. Yani kaç tane il ilçe saydık, hiçbirinde AK Parti kazanamadı madenci il ilçelerinde. Şu çok belirgin, yani haritaya baktığımızda da görüyoruz aslında AK Parti'yi seçmen taşraya ve kasabaya hapsetmiş. Kentlerden sürmüş. Şimdi neden taşrada kasabada tutunabiliyor peki? Orada da sosyolojik nedenler var. Daha tek tip bir yaşam tarzı var. Orada mesela örnek veriyorum işte Karaman'da bir insanın AKP'li olmak istemiyorum ya da Erdoğan'ın karşısında konumlanıyorum demesi o kadar kolay değil. O sosyolojinin de o kadar kolay değil. Keza aynı şey bazı aşırı muhalif, çok net muhalif ilçeler için de geçerlidir. Oralarda tutunabiliyor o yüzden AK Parti. Oralarda da şunu gözledik ama bu seçimde. Oralarda seçmeni tırnak içinde hainlikle damgalatmayacak bir
açık kapı var ise, mesela İliç'te MHP gibi, Yozgat'ta Yeniden Refah gibi, Sivas'ta Büyük Birlik Partisi gibi. Bak ne yaptı? Sağda açık kapı bırakan bir parti çıktı. Seçmen kaçmak için, yani AK Parti'den kaçmak için zaten fırsat kolluyor belli ki. BBP'yi görünce Sivas'ta BBP'ye kaçmışlar. Yozgat'ta Yeniden Refah görünce Yeniden Refah kaçmışlar. Sivas gelsin bu arada, onu konuşalım. Önemli. Sivas AK Parti'ye gitti, Büyük Birlik Partisi'ne döndü. Adem Uzun neticede sandıkların katılım oranı da biraz düşmüş. %75,4. %43,31 ile Adem Uzun kazandı Büyükşehir Belediyesi. Büyük Birlik Partisi'nin geleneksel olarak güçlü olduğu bir yer. Neden? Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi, evet. Sivas. Yani Sivas'ı öyle o anlamda Büyük Birlik Sivas birliklerini özel değerlendirmek lazım. Şimdi burada protestodur bu. Şimdi çünkü Sivaslı seçmen için oyların %90'ın üzerinde sağ seçmen var. Çok güçlü bir sağ seçmen bloğu var. Orada şunu diyemez seçmen. Ya ben artık CHP'ye veriyorum. O kadar kolay değildir o. Ya da ben artık İyi Parti'ye vereceğim. Bu iş o kadar kolay değil. Ama nereye kaçabiliyor? Kaçabildiği yeri bulduğu zaman ah diyor, zaten benim geleneksel kaçış adresim Büyük Birlik Partisi. Biz Büyük Birlik Partisi'ne kaçıyoruz diyor ve tırnak içinde o sosyoloji içinde hainlikle de damgalanmayacak bir konfor yaratıyor BBP. Ve BBP zaten seçimi alıyor. Burada asıl öngörüsüzlük bence AK Parti cephesinde. Çünkü BBP işbirliği teklif etmişti. Yani gelin demişti. Hiç cevap bile vermediler. Neticede Sivas'ta Büyük Birlik Partisi kazandı. Büyük şehir dedim. Sivas hani il. Yani onu da hatırlatmasını yapayım. 29 il 2019 yerel seçimlerine göre tercihini değiştirdi. 29 ilde böyle bir değişiklik görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi 14 büyük şehri aldı. AK Parti 12 büyük şehri, DEM Parti 3 büyük şehri aldı. Yeniden Refah Partisi Şanlıurfa'yla 1 büyük şehri yine kazandı. Peki neyle devam edelim? Cumhuriyet'in başkenti Ankara diyelim mi? Bakalım. Gaziantep. Bak Şehit Kamil dedin. Hadi bir ona da bakalım. Antep'e Karkamış'a gidince bir izleyicimiz uyardı. Şehit Kamil ilçesi Antep'in en büyük ilçesi ve Türkiye'nin de en büyük 5. ilçesi yanılmıyorsam. Burada da çok acayip bir sürpriz bu. Yani evet. Orası için büyük bir sürpriz olarak değerlendiriliyor. Bak geçen seçimde 53 bin, %53 oy alıyor AK Parti. Oyunu yarı yarıya kaybetmiş. Yarı yarıya kaybetmiş. Ve kimsenin beklemediği bir sonuçtu. Büyük bir yerime. CHP'de de çok ciddi bir güçlenme var. Denklemde yine Yeniden Refah Partisi var. Evet, değil mi? Yani Yeniden Refah kaçabilenin kaçabildiği bir yer haline gelmiş Yeniden Refah Partisi. Şimdi o zaman yönetmenimizden Savaş'tan ben bir rica edeyim. Türkiye geneli Cumhuriyet Halk Partisi ne kadar oy aldı? %37. AK Parti %35 oy aldı. İlk 5'li liste, ilk 8'li liste halinde Türkiye genelinde. Yani bugün, dün genel seçim olsaydı nasıl bir tablo ortaya çıkacaktı? Onun da bir görseli var. Onu da paylaşmış olalım. Bakın Türkiye geneli belediye meclisi sonuçları. %34,44 Cumhuriyet Halk Partisi, %32,44 AK Parti, Yeniden Refah Partisi %7 neredeyse 6,96. Milliyetçi Hareket Partisi %6,58. DEM Parti %5,75. Biliyorum onu söyleyeceksin. İlk iki partinin dışında diğerleri. Diğer İyi Parti yok. İyi Parti listede yok. Bu bir kere yani önemli sonuçlarından biri. Ve barajı zorlayan bir parti olarak Yeniden Refah. Belki çok büyütmemek lazım an itibariyle. Henüz daha bir emekleme aşamasında hani rüştünü ispat etti ama daha bir biraz daha yol alması lazım. İyi Parti %4,59. İyi Parti çok bu seçimin belki de en hani dün en çok kim üzülmüştür diye böyle sorsak birinci sıraya muhtemelen Recep Tayyip Erdoğan'ı koyarız. Bugün ama açıklama yapacak Meral Akşener. İkinci sıraya Akşener'i koymak gerekir. Şimdi orada bir stratejik hata olduğu çok açık. Yani belli ki bir stratejik hata yapılmış. Bu sadece şey değil. Üçüncü yol aman biz özü işte, başımıza gireceğiz. Özü başımıza gireceğiz. Kantara çıkacağız. Yok öyle değil. Mesela yeniden Refah da özü başına girdi. %7 aldı çıktı ve başarılıdır. Hem de AK Parti tarafından doğrudan hedef de alındı. Evet, sert bir söylemle. Evet. Üçüncü yolun anlamı şu Türkiye'de artık bu haliyle. Merkez dediğiniz şey burada CHP, AKP arasında gidip gelen, daha doğrusu ya da Erdoğan'ı merkeze alsak Erdoğancılar, Erdoğan karşıtları şeklinde bir merkez oluşmuş. Eğer ki bir üçüncü yol yaratmak istiyorsanız doktrin ortaya koymak zorundasınız. Şimdi İyi Parti bu haliyle ben üçüncü yolcayım, CHP olmasın ben onun ama olmuyor. Yani orada CHP ile kendini eşitleyip
Erdoğan'la karşı karşıya geldiğin zaman seçmen diyor ki ama siz kazanamazsınız ki, ne gerek var, ben o zaman kazanması da muhtemel olana gideyim. O ciddi bir hayal kırıklığı yarattı. Bu proje tutmadı en azından. Yani İyi Parti projesi bu haliyle tutmadı denebilir. Ve İyi Parti, ama şunu da söylemek lazım, bir sosyolojiye dayanıyor, bir tabana dayanıyor. Kim o? 90'larda DYP'ye ANAP'a oy vermiş, iyi eğitimli, kentli, seküler bir hayat yaşayan ve Türk milliyetçisi bir yandan da. Yani bu haliyle CHP'li geleneklere de sahip değil. Böyle bir memlekette böyle bir %10'un üzerinde bir sosyoloji var. O sosyolojiyi bence kaybetti. O tabanı bence bu seçimde kaybetti. Seçimin en büyük kaybedenlerinden bir tanesi olarak da İyi Parti'yi not etmek gerekir. Ozan Gündoğdu, teşekkürler. Now Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'yla da değerlendirmelerimizi yaptık. Şimdi molaya gideceğiz. Molaya giderken ve devamlılıktan biraz süre ister misin Savaş? Cumhuriyet'in başkentine bir gidelim, Ankara'ya gidelim. Ve dedi ki Mansur Yavaş, Ankara emin ellerde. Halka hesap verirseniz, başı dara düşenin yanında Hızır gibi koşarsanız, az laf çok iş yaparak çalışırsanız, işte böyle rekor oyla seçiliyorsunuz. Rekor oy. Mansur Yavaş rakibi Turgut Altınok'a 29 puan fark attı. Oyların %60'tan fazlasını aldı. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen, bize oy vermeyen hemşerilerimiz asla değildir. Bu seçimin kaybedeni, siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur. Sonuçların belli olmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Binası'nın önünde coşkulu kalabalığa seslendi Mansur Yavaş. 6 milyon Ankaralı kazandı derken sıraladı. Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. İmar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de CHP çoğunluğu kazandı ve ilçeler CHP mevcut ilçelerin üzerine yeni ilçeler ekledi. Bakın kaç belediye ilave oldu. Ayaş Belediyesi'ni kazandık, Beypazarı Belediyesi'ni kazandık, Güdül Belediyesi'ni kazandık, Haymana Belediyesi'ni kazandık, Nallıhan Belediyesi'ni kazandık. Belediyede bizlere engel olan belediye meclis üyeleri gitti. Seçim galibiyeti bizi şımartmayacak dedi Mansur Yavaş, söz verdi. Bu tarihi fark bizleri asla şımartmayacak. Yarından itibaren kollarımızı sıvayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ankara'mızı Mustafa Kemal Atatürk'e yakışır, dünya başkentlerine yarışır bir kent haline hep birlikte getireceğiz. Yavaş konuşurken Ankara Büyükşehir Belediye Binası'ndan havai fişekler atıldı. Mansur Yavaş o fişeklerin kendisinden izin alınmadan atıldığını söyledi. Evet, bunu benden izin almadan yapmışlar. Haberiniz olsun. Altınok'un yıllarca belediye başkanlığı yaptığı Keçiören Belediyesi de CHP'ye geçti. Belediye binasında bulunan Altınok'un posteri tepkiler eşliğinde kaldırıldı. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat'e nokta koyma vakti geldi. 1 Nisan 2024 tarihinde atlatılmış bir yerel seçiminin ardından tarihi bir gece ve tarihi bir sabah uyandık. Bambaşka bir Türkiye haritası. Siyasetteki etkisi acaba önümüzdeki günlere, aylara nasıl yansıyacak? Değerlendirmelerini yaptık. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Erek'le birlikte, Now Haber ekonomi ve siyaset yorumcusu Ozan Gündoğdu'yla birlikte. Yarın 2 Nisan ve 2 Nisan bakalım neler getirecek, Türkiye'nin önüne neler getirecek, onu da yarın sabah konuşuruz. Kapatırken teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.